evimi görmeden de çeyizlerimde ne var ne yok hiçbir şekilde bilmiyor. Görmedim, göstermedi çünkü. Fatma'nın çeyizi. Bakın deliği falan. Çok üstüne şok. Maksat beni rezil etmek ve başardın. Beni burada asıl yakan kayınvalidem. Hem burada yakıyor hem de Bandırma'ya gidiyoruz. Beni orada da yakıyor. Evi yakıyordu burada. Ev yanıyormuş az kalsın. Allah'ım daha neler göreceğim. Olabilir. Ne var? Ben zaten yemek yapmasını bilmiyorum demedim mi sana? Makarna haşlamayı da bir üniversite çocukları biliyor. Ben yiyeceğim yapıcı değilim. Her zaman söylüyorum. Pazartesiye nasıl başlarsak öyle gider. O yüzden lütfen motivasyonunuzu bizimle birlikte yükseltin. Kanalda ekranlarına en sevdiğiniz program Gelinim Mutfakta'ya. Hoş geldiniz. Cuma günü maalesef bir elememiz oldu. Her cuma olduğu gibi bir masam boş, bir tezgahım boş. Orayı da çok tatlı gelin ve kayınvalidem dolduracak birazdan. Neden burada olmayasınız ki? www.gelinimmutfakta.net ya da 0539 570 3707 başvurunuzu yapın. Burada yerinizi alın. 10 altın bilezik her hafta unutmayın. Dönüyorum bu tarafa. Çok heyecanlılar, bekletmek istemiyorum daha fazla. Ver Yiğit'ciğim. Esengül Hanım ve Ayşegül cuma günü biliyorsunuz buradan ayrıldı. Çok üzüldüm, çok da sevmiştim gerçekten onları. Yeni gelen gelinimiz çok küçük. Şimdiden konuşmaları hayal edebiliyorum. Hemen anonsumu yapıyorum. 3 haftalık evli, onu söyleyebilirim. Balayından döndü, ayağının tozuyla buraya geldi. Sadece 22 yaşında, Adanalı ama Adanalıysa doğuştan o zaten yeteneklidir. 3 haftalık evli, İzmir'de yaşıyor. Gelinimiz Fatma sağlam, kayınvalidemiz Emine sağlam, 41 yaşında. Alkışlarla! Ben seni yerim. Şöyle alayım mı sizi yan yana? Bebeğim ben sana hiç kıyamam. Nasıl güzelsin. Teşekkür ederim. Gerçek kayınvaliden. Evet aynen. 41 yaşındasın. Evet. Sen doğurdun kocasını yani. Evet. Bayağı. Çok gençsin maşallah gerçekten. Ederim. Çok güzel gözüküyorsunuz. Kim başvurdu? Ben. Sen yanında mıydın? Yok. Yok, yanında değildim. Başvurdu. Katılmamız lazım dedi. Kaçırmayacağız dedi. Evet. Dedim tamam. Çok küçük ama. He? Yemek ama yok. Yapabiliyor mu? Becerikli. Dili de var. Dili de var. Tamam. Dili de var. O zaman tamam. Eli sen var, varsın de var. Arkasında zaten. Peki, sonuna kadar. Peşin peşin konuştunuz mu? Altınlar ne oluyor şekerim? Bu sene ödüller çok büyük. Evet. Evet. Yani şu an pek bir şey düşünmüyorum. Hepsi bende ama yine de bakacağım. Bak bak dillere bak, dillere bak bak bak. O zaman çok heyecanlısınız gördüğüm evet, kadarıyla aynen, sizi çok de yormayacağım. Alkışlarla yerinize. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ay Melike ne kadar tatlısın. Hoş geldiniz yapıyor. Şimdilik. Ben hanginiz gelin hanginiz kaynana böyle bir şey olmaya ayrıştırmaya çalışıyorum ya. Maşallah gözümü alamadım sizden. Teşekkür ederim. Ayağınızın tozuyla tutalım örtülerin ucundan. Bakalım. 3, 2, 1 kaldırdık örtüleri. Evet.
kulağıma da dedikodular dedikodular, senin isteme videon 10 milyon mu izlenmiş? Evet. Sosyal medyada aynen. Bak, 10 milyon. Bizim güzel. Reji durmuyor. Öyle güzel çıkıyormuşsun, böyle güzel çıkıyormuşsun. 10 milyon isteme videon var. Bize de izletin. Tabii hemen rejiye ben vermiştim. Elif, senin 300 binin üstünde takipçin var. Evet. Var mı 10 milyon yok, izleme? Yok. Çok havalı kız. Biz zaten Tuba, aynen sosyal medyada 5 aktifiz. Milyon var en fazla. İzleme. Var. 5 milyon. Tek videomda 5 milyon var. Senin? Benim de bir kedin bile yok. Ay güzel. Ben şu 10 milyonu istiyorum. Bana onu bir gösterin. Hadi ver. Kahvesi yapmadın, çikolata mı aynen. Süt verdin? Çünkü eşimin midesi sıkıntılı, kıyamadım. Kıyamadım. Aynen. Ben süt. Normalde aslında bayağı normal bir video normal ama çikolatalı süt vermiş. Verdim. Hiçbir anlam yüklemedim. Normal bir bak şöyle izledim. Ha bir şey çıkacak, bir şey çıkacak, ay bir şey olacak diye bekledim. Biz normal çünkü normal evde isteme videosu. Ama çikolatalı biz tanınıyoruz bir yandan, o yüzden de daha fazla izleniyoruz. Bunun biz sosyal medyada güçlüyüz. Vallahi altta yazıyor 10 milyon, kıskananlar çatlasın. Allah Allah. Allah Allah. Elif, senin kocanın böyle bir sorunu olsa midesiyle ilgili istemede böyle yapar mıydın? Yapardım. Çikolatalı süt. Yapardım. Çok iyi fikirmiş bak. Diyor ki yani çok iyi bakacağım oğluna. Evet, bakıyor. Hadi bakalım yaptıkları yapacaklarının garantisi olsun. O zaman mevzumuza dönelim. Madem çok popüler gelinlerimiz var. Yemeğimiz de, ay kız nasıl yapacaksın sen bu yemeği? Yemeğimizin adı boşnak mantısı. Bayağı mantı yapıyoruz. Hazır mıyız? 2 su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 3,5 su bardağı un, 1 çay kaşığı tuz. İç harcı için 600 gram kıyma, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet soğan, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber. Yağlamak için 150 gram tereyağı, 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ihtiyacımız var. Servis için 4 su bardağı yoğurt, 3 diş sarımsak, 1 çay bardağı zeytinyağı, 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı nane, yarım tatlı kaşığı tuz. Yeni gelinim Fatma içinden şunu diyordur. Ay ne kadar hızlı okuyor. Ben mi beceremiyorum acaba? Sakin ol. Şimdi şef hepsini anlatacak. Tamam, tamam mı? Kıyamam. Yetişmeye çalışıyor. Kayınvalidelerim. Evet. İyi miyiz? İyiyiz. İyi miyiz? Evet, çok bomba. İyiyiz. Valla. Evet. O zaman öpüşün ayrılın. Hadi, kolay gelsin. Kolay diliyorum. Asıl yakan kayınvalidem. Hem burada yakıyor, hem de Bandırma'ya gidiyoruz. Beni orada da yakıyor. Evi yakıyordu bu. Ev yanıyormuş az kalsın. Allah'ım daha neler göreceğim. Şuraya bakın. Bu ne? Olabilir. Bir de gelip burada yemek didikliyor, anlıyormuş gibi. Ben zaten yemek yapmasını bilmiyorum demedim mi sana? Makarna haşlamayı da bir üniversite çocukları biliyor. Süreniz tam 50 dakika. Lütfen süreni iyi değerlendir. Tamam mı küçüğüm? Tamam. Haydi o zaman. 5, 4, 3, 2, 1. Kolay gelsin. Evet hanımlar, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoşçakalın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çiğdem ablacığım. Pardon. Çiğdem abla derken? Evet.
Neden Çiğdem abla? Çiğdem Hanım diyebilirsiniz mesela. Bana... Ya bizim oralarda hani büyüklük... Yok ben hoşlanmıyorum. Mesela bana abla demeniz hiç istemem, söylemeyin de. Pardon. Bana hitap etmek için de akraba olmamıza gerek yok. Anladım, bilmiyorum. Hani bizim oralarda saygısızlık olmasın diye. Yok, ilk geldiniz. Saygısızlık ayrı bir şey de. Mesela büyüklerimize, Ben çok samimi olmadığım insanlar dışında herkesin bana siz diye hitap etmesini isterim. Tamam. Ve Çiğdem Hanım olarak. Siz abla derken siz kaç yaşındasınız? 41 yaşındasınız. 41 yaşındayım, evet. Tamam, siz de bir kayınvalidesiniz. Evet. Bir annesiniz. Evet, bana abla demeyin, lütfen rica edeceğim. İlk günden ben bu kuralı koyayım, ona göre bilin. Kızlar iyi haftalar, günaydın. Günaydın. Ay unuttum, cuma günü bilezik aldım ben de. Tuğba! Gelmişim. Dedim. Ya Melike! Melike! Çok uğraştırıcı bu bilezik alma işi. Ah canım. Evet, ilk önce gideyim şu ismimi bir değiştireyim. Nerede benim tebeşirim? Evet arkadaşlar, ismimi yazıyor. Şurayı hemen şuradan sileyim. Şöyle bir güzel 42'mi yazayım. Kız ben olsam evet, var ya. Evet, birileri korkak olduğu bir için. Bir şey söyleyeceğim. 49 falan yazsaydın zaten az alıyorsun bilezikleri. Şöyle gözükmüyor söyleyeyim. Evet yani. Doğru söylüyorsun. Gözükmüyor. Hep, evet benim şansım hep böyle oluyor. Birileri hep bana ortak çıkar. Ya da hep benim hak ettiklerimi başkaları alır koluna takar. Melike mesela cesaret edip kuraya bile giremedi. Ya bu altın bileziği kurayla kazanacaksınız? Yani iş tamamen şansa kalıyor. Ya da üçer üçer bölüşeceksiniz. 4 bilezik haftaya kalacak. 15 saniye süreniz var. Başladı. Kura mı Tuğba? Tamam, kura dedi. Kura. Süreniz doldu Tuğba. Ben kura diyorum. Ama zaten biri kura diyor, biri eğer şey diyorsa... Böyle olunca iki ayrı fikir oluyor. O zaman ne olacak? Çok doğru söylüyorsun. Yani, İlk defa da böyle bir şey oldu. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Yönetmene danışıyoruz. Ben ya. Ne dedim? Ya evet, ya evet, ya hayır. Ben 3 tane bilet... Bakın ben burada sayı için buradayım. Siz buradan işte illa bir şeyim olsun. Size diyor. Şöyle olsun, böyle olsun diye uğraşan size insan varsınız. Tuğba'cığım gerçekten beni çok güldürüyorsun. İnanılmaz derecede sana gülüyorum. İyi, ne güzel. Kusura bakma şekerim, sen kura demiş olabilirsin. Ben senin kafa yapınla bir gitmek zorunda değilim. Değilsin. Ve ayrıyetten sen daha yeni 5. sezonda yarışmış, 6. sezona tekrar gelmiş olarak mutfağa daha sıcak olman gerekiyordu. Sıcağım, evet. Beni çok seviyorum. Gerçekten kendine bir rakip olman olduğumu görmen gerek. Çünkü sen daha mutfaktan yeni çıktın. Sonra mutfağa döndün, tekrar geldin. Bir şey, Elif, bir şey söyleyeceğim. Elinin, bir saniye, tamam. Ben konuşuyorum. Elif, bir şey söyleyeceğim. Senin elinin her şeyinin buraya alışmış olması evet, lazım. Evet. Ve ben seninle başa baş çıktım. Bence benden korkmalısın. Şok olmadı mı? Titremelisin. Şok olmadı mı? Şok titre. Oldu. Çünkü titre o kadar şekerim. Şey ki... Beklemiyordu. Beklemiyor, anlatamadım. Beceriksiz. Ağlama bebeğim, ağlama. Benim karakterim olmuş. 3 gün kaldı bayrama. Vereyim sana emzik sus Tuğba'cığım. Sen sus. Sana bir emzik gerek. Ah kocacığımla fotoğrafımı da yapıştırayım. Melike o kim? Kocam. Hayır, onun yanındaki, kocanın yanındaki Milattan kim? Milattan önceki Melike. Evet, ha, Milattan önce mi? Fil senin tarihi bak, Melike. Senin aynen bir tane. Dur şu tahtaya ben de yazayım. Arkadaşlar bir dakika. Dünyanın 8. harikasını asıyorum. Ben Tuğba Erurul, dünyanın 8. harika. Kız güzel çıkmışsın he. Teşekkür ederim aşkım. Vallahi ama güzel benim çıkmışsın. Boyum bir tık kısa. Yiğitçim bir takar mısın? Bir tık mı? Allah yarım şuna bak. Bahane çekip Yiğit şuna bak. Yiğit güzel değil mi? Teşekkür ederim ablacığım. Şimdi böyle gülüyoruz, eğleniyoruz, tiye alıyoruz ya olaylara. Beni burada asıl yakan kayınvalidem. Hem burada yakıyor, hem de Bandırma'ya gidiyoruz. Beni orada da yakıyor, evi yakıyordu bugün. Aa. Hafta sonu burada, şimdi üzgün gittik ya biz buradan. Kızdım ben ona. Gitmiş mutfağa girmiş. Ben yemek yapıyorum, ben de tamam dedim yap, işim var çarşıda. Eğer gelmeseydim ev yanıyordu.
şaka yapıyorsun. Yemin ederim lütfen izleyin ve görün yönetmenime verdim çektim videosunu. İnanmıyorum. Çarşıda sadece yarım saat işim vardı. Kayınvalidem dedi ki bir yemeği ben yaparım. Oğlum makarnayı çok sever dedi. Şuranın haline bir bakar mısın? Makarnanın ucu yanmış. Olabilir. Bunu böyle bırakmış. Hadi bunu yaptın. Şu dibindeki tuz tortusuna bakın. Tereyağı ne alaka? Tereyağı konmaz ki. Makarnaya yapışmasına tereyağı konmuş. Bunu eritmeden bunları nasıl yakmayı becermiş? Kırmamış. Ev yanıyormuş az kalsın. Alarmın sesinle koştum içeri. Allah'ım daha neler göreceğim. Şuraya bakın. Bir de hadi makarnayı koymuşsun, taşırmışsın. Halap şalap yemek yapmış. Suyun içine yağını dağıtmış. Anlamıyorsunuz. Bunu nasıl becermiş? Bir de tereyağı gelip, erimeden makarnaları nasıl yakmış? Bir de gelip burada yemek didikliyor, anlıyormuş gibi. Bir de kendini affettirmek için makarna yapıyor. Sanki ben çok zayıfım da makarna yedirecek bana. Kız hiçbir yararı yok sana ya. Hep zarar. Hayatım evin içinde yani bana bak bir tane bile yararı yok. Yok. Tuğba. Efendim. Senin yaptığın doğru mu? Ne bu? Yaptığın doğru mu? Ne bu? Kız o ne? Tereyağı eritmeden onları nasıl yaktın? Bana bir anlat. Ocağın altı. Fiziğe aykırı. Ocağında sıkıntı var. Ben ne yapayım? Ocağında. Evet. Arkadaşlar yakmış. Etrafı yemin ediyorum yanık tortular var. Göreceğiz. Niye anne yap deyip de gittin aşağı kata? Sen kendin dedin. Yap anne karnım acıktı dedim. Ben zaten yemek yapmasını bilmiyorum demedim mi makarna sana? Haşlamayı da bil. Üniversite çocukları biliyor. Ben bilmiyorum. Ben yiyeceğim yapıcı değilim. Her zaman ya, söylüyorum. Bu da makarna yapmasaymış ya. Yumurta yapsaydın. Yumurta bu. Senin yere bu yapıp yapmamak değil ya. Allah Allah. Gönül teyze. Neden Gönül sen getiriyorsun? Kızlar böyle bir şey olabilir mi ya? Vallahi olamaz. Yoruldum ya. Yok ya her şey gerçekten olamaz. Zeytinyağı gibi de çıkıyor. Sen yaptırdın diyor. Gördünüz. İlkokul çocuğu bile makarna yapmayı biliyor. Gönül Hanım ne yaptınız siz? Bak. Şahit bir de gerçekten. Şeyden bakarak yapıyorum. Yani öyle bir tarif yok. Var. Yani tarifli bir diyor. Kanka üstünü var açın da bakın. Makarnaları dışarıda bırak ocakta yansın uçları. Yavaş yavaş su içelim. Onu insan bir kırar. Bütün böyle aşkım. Çatala dolayarak tutacak. Bak aşkım tamam da hangi tarifte makarnaların ucunu ocak yaksın diye bir tarif var. Altı açık kalmış. Ben o sırada yağı atarken onu hemen kavramış. Ben ne yapayım? Fatmacığım, öncelikle sirkimize hoş geldin bebeğim. Biz böyleyiz. Birazcık da seni tanıyalım. Ben 3 haftalık evliyim. Düğünün nasıl oldu? Düğünüm dillere destan bir düğündü. Allah Allah. Çok güzeldi. Allah Allah, dillere. Aynen öyle. Vallahi ben size eşimle tanışmamızı anlatayım kızlar. Hemen. Anlat canım. Eşim sosyal medyayı çok aktif kullanıyordu. Ben o zamanlar kullanmıyordum. 1 milyona yakın takipçisi vardı. Allah Allah. Allah, Allah. Ama kız kardeşiyle çekiyordu videoyu. Abi kardeş videoları çekiyorlardı. Tamam. Ben orada gördüm. Dişleri işte gülümsemesi falan dişinin güzelliği bana çok dikkatimi çekti. Dişi. Bembeyaz aynen. O süt dişleriyle böyle güldüğü zaman mı tavladı? Kesinlikle. Ona mı aşık oldu? Videolarda çok fazla gülüyordu. Çok sempatik geliyordu. Sonra dişli enişte nasıl aşık oldun? Dişlerine tutuldun, vuruldun. Sen mi yürüdün sonra? Aynen ben adım attım. Ben mesaj attım. Dişlerin beni çok etkiledi dedin mi? Adanalı olup olmadığını merak ettim. Direkt dedim ki sen nerelisin, ne yapıyorsun, neredesin? Zarf attın yani. Mesaj attım, aynen. Sonra işte Kadirliliyim deyince ben de ay Kadirli mi dedim. Ay ben de mi dedin? Kadirli mi dedim, geri görüldü attım çocuğa, yazmadım. Ama sonra yine bir işim düştü benim kendisine. Dedim ki bu iş hallederse bu halleder çünkü sosyal medyayla çok ilgileniyordu. Ben de sosyal medyaya girmeye karar vermiştim. İşim düşünce mesaj attım, o da destan mesaj attı bana. Allah Allah! Ne yazdı? Önce trip attı. Daha geç yazsaydın diye. Görüldü attığım için. O da seni bekliyormuş gibi aynen, sanki. Aynen. Ya sonra işim düşünce işte biz görüştük ve gerçekten ya tutuldu. Ya istemem yan cebime koy yapmış. Ya. Aynen öyle olmuş. Evet. Pişman olmuş Kadirlili diye pas vermedin. Sonra 2-3 kere daha gördüm. Görünce. İlk Fatma.
yani tanışmak istiyor. Fatma tanışmak evet, istiyor. Evet, evet. Yani normalde bizim oralarda benim bildiğim erkek yürür. Yani ya öyle değil. Her yerde erkek yürür. Erkek yürür ama Fatma benim oğluma yürümüş. Gelininiz yürüdü. Evet, evet. Gülüşüne dedi. Anladım. Hep hatta hala söyler. Ya der, ben senin oğlunun gülüşüne hastayım. Siz memnun musunuz bu olaydan dolayı? Yani sosyal medyayla dolayı ya tanıştılar. Fatma... Bilmediğiniz bir kişi... Bilemezsiniz. Bence Emine Hanım çok memnun değil. Öyle evet, bir duruşu memnun var. Değilim. İlk nerede tanıştınız gelininizle? Evime geldi. Ya oğlum doğum günü vardı. Hı hı. Yani benim kalabalık oğlum bir kalabalık bir ortamdı. Benim oğlum mesela nasıl diyeyim çok kız arkadaş gelip gidiyor deve de. Hı. Hani ben Fatma'ya gelinim olacağını bile düşünmüyordum. Aklıma bile gelmiyordu. Öbürleri gibi geçici. Aynen. Hani hiçbir elektrik almamıştım. İlk defa geldiğinde. Benim evlenme teklifim bildiğiniz Hollywood filmlerinden alınmış. O kadar güzel düşünülmüş ve yapılmış bir evlenme teklifi. Bildiğiniz Türkan Şoray'la Kadir İnanır gibiydi. Allah Allah. O kadar. O kadar güzel. Kesinlikle. İzleme... Var mı videosu? Evet, çok merak evet. ettim. Yönetmenim videoyu verebilir misiniz? Söyleyeceğim. Kırmızı halı konmuş. Herkes bir tane sana çiçek veriyor. Özenti geldi bana. Çok sıradan geldi. Neyin özentisi geldi? Geldi. Bana da ne gibi hissettim biliyor musun? Siz falan koymuşlar. Şimdi bunlar sosyal medyada küçük ünlüler. Böyle izlenmek için böyle aksiyonlara tabii, giriyorlar. Tabii. Evet. Tabii, tabii. Evet, bu videomuzda 5 milyon izlenmişti arkadaşlar. Evet, küçük, doğru dedin. Hayır, ben şimdi öyle bir anlattın ki bana. Arkadaşlar bak sosyal medyada bu kısmın şöyle videoları var. Ben size anlatayım. Ah beni sol yanımdan vurdun deyip düşüyorlar falan. Hayır, siz hayır. evlenme teklifi aldınız mı ki konuşuyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. Siz sosyal medya için çalışıyorsunuz. Evet. Asla. Doğaçlama bir yok, şey yok. Sosyal medya için çalışsak bu kadar duygulu göremezsiniz bu videolarımı bir kere. Bana öyle bir geldi ki hani dedin ya Hollywood filmlerinden fırlamış gibiydik. Ben Kadir İnanır eşim oldu, ben Türkan Şoray gibiydim öyle dedin ya. Öyle görmediniz ben mi? Ben ne sandım biliyor musun? Böyle uçan bir balonun üstünde eşin. Aşağıya öyle inecek elinde yüzükle. Niye Kadir İnanır? Hani şöyle bir yürek kalkını yaşayacak. Melike sen uçan bilmezsin mı vardı? Ben sana anlatayım. Bunlar üç fazla izleme almak için evlenen insanlar. Olabilir. Gerçekten. Gerçekten. Tatlım tatlım kendinizle karıştırmayın lütfen rica derken, ediyorum. Ben izlenmelere önem vermiyorum. Sadece izlendiğimiz için atıyoruz. Onun için yani buraya 10 milyon izlenme. Yani bunlar duygusuzluktan ya da duyguludan asla değil yani. Ben yakışmış daha böyle mı? Özenli bir kıyafetle olduğunuzu beklerdim. Böyle evet. pantolon askılarıyla falan bir evlilik evet. teklifi benim mesela hiç hoşuma gitmez. Ya şimdi şöyle bir şey var. Hani oğlum, daha bir şık olmalı. Kız da mesela güzel. İzledim baktım da hani böyle merasimlerde çiçekler verirler ya kadınlar. Hani normal yolda yürür gibi çiçek dağıtmışlar yani. Ya şey şimdi gibi, orada... Evet. Kadınlar günü oluyor kadınlar sokakta günü, yürüdüğümüz zaman oluyor, kadın karanfiller hani, dağıtılıyor. Dağıtılıyor işte, işte diyorum özel ya o şekilde. Özel günlerde dağıtılan. Evet falan. Öyle olmuş yani açıkçası. Ya şimdi oğlum o şekilde tasarlamış ve yolunu kesti. Nur'un, Fatma'nın Adana'dan gelirken o şekilde olunca yani isterimiz istemez de hani gülleri falan da dağıtalım mizacında. Orada trafiği kesmiş. Evet. Trafiği kapamış. Trafiği kapadı. Fatma, evet. Sen şimdi yeni evlisin ya. Evet. Sizin oralarda da çeyize önem verirler. Aynen. Var mıydı çeyizin? Çok muydu? Ne yaptı? Erkek tarafı mı yaptı? Sen mi yaptın? Merak ediyorum. Şimdi ben size bir itirafta bulunayım o zaman arkadaşlar. Bulunca da bayılırız. Öncelikle kayınvalidem hem evimi görmeden de çeyizlerimde ne var ne yok hiçbir şekilde bilmiyor.
halden. Asla. Aa. Ne çeyizimi biliyor ne de evimin son halini gördü. Özel bir sebebi var mı? Şöyle hiçbir şey adetine göre yapmadı kendisi. Yani ben şaşırdım sürekli zaten biz hani bir çeyiz bir şeyler istiyorum beni ters tepiyor. Aa, i̇şte annene söyle annen alsın. Aa. Ben şaşırıyorum diyorum sen ne diyorsun? Zaten her şeyi annem almış, babam almış. Adet gereği ailem tabii ki çeyiz istedi. Normal, haklısın. Aynen ama kayınvalidem elini dahi sürmedi. Bizi ters etti. Bu konuda çok böyle gerginim ona karşı aslında. Sonuna düğün kadar haklısın. Bu konuda kendisinden çok soğudum. Gelin kızınızın çeyizini görmemişsiniz sanıyorum. Görmedim, göstermedi nasıl çünkü. Yani göstermedi. Allah sergilemedi. Allah. Yani göstermek istemedi. Çeyizi mi yaptı? Yani olabilir. Tutulur. Belki de hani çeyizi yoktu. Onun için benden sakladı yani. Göstermedi. Aa. Evet. Hiç evine gitmediniz mi? Ben evine şöyle gittim. Eşyalarını götürdüm Kadirli'den. İşte eşyalarını getirirken hani ama, serilenlere, serilmedi. Ben eşyalarını bıraktım. Geri döndüm. Yani dedi ki evi ben kendim kafama göre dizeceğim. Kayınvalidem gerçekten neredeyse oğlumla evlen diye de yalvaran birisi. Aa! Oğlum artık yani bir yola sok. Gerçekten bir şeyler sahibi olsun. Sen başında dur diyen birisiydi. Gelini istemedi. Çeyizlerinde falan eski miydi çeyizlerin? Eskiydi. İnsanlara gösterip rezil olmak istemedi benim anladığım. Yani eskiyse bile bence yapabilirdi. Sonuçta ya benden canım, sonra da iki tane evladı var. Onlara da aynısını yapacak o zaman. Gelininiz dedi ki, ben dedi, kayınvalidem dedi aslında dedi beni istiyor dedi, yalvardı dedi. Aa. Evet. Ne zaman? Kaçırdınız sanıyorum. Temin az önce konuşurken. Siz konuşurken benim kulağım bir yandan da o taraftaydı ve duydum. Kaçırmış olabilirim ama öyle bir şey olmadı evet, yani. Evet öyle dedi ama geliniz öyle dedi. Bana dedi, kayınvalidem dedi, yalvardı. Ay neyine yalvarmışsın ben kendisinin? Ya benim ona sormam lazım. Yani bu şeyleri, başka şeyler de var. Yani zaten siz bilmiyorsunuz. Ne gibi? Ne gibi? Hala bana anne demez mesela. Emine teyze gel, Emine teyze git. Emine teyze, Emine teyze. Oğlum mesela şey dedi hani anne der misin dedi. Demiyorum diyor. Mesela ben utanıyorum. Nasıl utanıyorum? Büyüklerimiz var. Biz kalabalık bir aile olarak yaşıyoruz. Bu anne diye hitap etmiyor bana, dedirttiremiyorum yani. Bana göre doğal. Ben öyle illa bir anne demesini istemiyorum yani. Bir de alışma bir süreci var, 3 haftalık. Şimdi bir annesi varken bir anda gelip bir anne diyemeyebilir. Ben böyle şeyleri gayet normal karşılıyorum. Benim gelinim bana anne demesi. Çiğdem abla, Çiğdem, Çidoş desin mesela. Bana etrafımın çoğu hoşuma gider. Ben takılmıyorum öyle şeylere. Yani şimdi Çidoş yani... Söyleyebilir. Çidoş yani büyüksünüz. Olsun. Kayınvalidesiniz. Olsun. Anne demesi daha kibar, hoş. O ister der ister demez. Benim öyle takıntılarım yok. İlla bana anne diyecek saygıdan. O saygıyı bana başka şeylerle göstersin. Bana anne deyip de başka şeyler yapıyorsa ben o saygıyı zaten kabul etmem. Gerçi siz az önce tepkiyi bana da verdiniz de. Farklı bakıyorum. Abla yani büyüklük. Dağılmış herkes. Ah bittik. Mantı yaptık kolay mı? Zor. Hem de çarşaf gibi mantı. Siz buranın en iyi gelinleri değil miydiniz? Açıyorum. Fatma'nın çeyizi. Bu çarşafı gördüğünüz gibi rengi de gitmiş. Bunların evet niye rengi farklı takım olmasına rağmen? Kayınvalidem verdi bunu. Bakın deliği falan da var. Şok üstüne şok. Maksat beni rezil etmek ve başardım. Haftanın ilk günü olabilecek en zor yemekle başladık. Boşnak mantısı. Bakalım neler olmuş.
Bu tabak aslında güzel açmış. Güzel yuvarlamış. Yani böyle güzelce mantısını da yapmış. İç harcı da fena değil. Sadece bir tık fazla kuruluk var. Yani mantısını çok kurutmuş. İç harcını da. Diğerlerine göre bakarız ama genel olarak hoşuma gitti. Yani güzel bir mantı yedim şu anda. İç harcını falan çok güzel harmanlamış. Tadı, tuzu, baharatı yerinde. Güzel. İkinci tabağım. Galiba bugün kızlar şov yapmış. Bir tek beyaz kalmış, fazla beyaz kalmış süreden dolayı bence. Ama asla çiğlik yok. Hatta bunda çıtırtı bile var. İç harcı da çok güzel. Bu hamurunu çok ince açmış. Ondan bile ince açmış. Şaşırdım ya. Vallahi bu kadar yapmaları bile enteresan yani. Rekabet hat safhada. Bu da güzel. Fena değil. Üçüncü tabağım. Bu gelinimiz hamurunu çok kalın yapmış. İç harcı pembe duruyor. Yani oldukça dışı da beyaz duruyor ve hamur duruyor. Bakar mısınız? Olmamış. Topak topak kıymaları. Bu gelinimiz maalesef sınıfta kalmış. Yani yutulamayacak kadar hamur tadı var. İç harcında da dışında da. Olmamış, hiç olmamış. Son tabağım. Burada hiç olmamış bir tabak daha var. Yani yine şu üçün şekli şemali falan fena değildi. Bu da çok hamur bırakmış. Yani o topu yaparken resmen hamur gibi böyle sıkıp bırakmış. İç harcı da top gibi duruyor ve maalesef pembelik de bayağı var. Yani fena değil vallahi tabaklar. Çok kötü de değil. Hazırım puanlamaya. Ağzımda çok güzel bir lezzet var. Kesinlikle. Birinci tabağa 3 puan verelim. Bugün haftanın ilk günü. İkinci tabağa 5 puan verelim. İçlerinde hamurunu ve iç harcını en güzel yapan tabak buydu. Üçüncü tabak maalesef çok hamur kalmış, 1 puan. Dördüncü tabak hamur kalmış, 1 puan. İki gelinimizde böyle bir şey var. Onun dışında maalesef çok da bir numara yok tabaklarda. İki tane birimiz var. Hemen bir tanesiyle başlıyorum. Puanlar biraz düşük biliyorum ama yani daha iyi performanslar olabilirdi. Şekil şemal olarak falan da bayağı sınıfta kalmış bu tabak şu an. Baktıkça bakıyorum. Yani biri de hak etmiş bu durumda. Bakalım kim bu gelin? Fatma. Yeni gelinim, küçücük daha. İlk günü normal bence, olabilir. 3 verdiğim tabağın başına geçiyorum. Ortalama 1 puan. Şeklini çok güzel yapmış. İç harcı çok lezzetli ama birazcık fazla böyle hamur kalmış. O yüzden de 3 puan aldı. 3 puan haftanın başı için fena değil bence. Hemen öğrendik. Melike yapmış bu tabağı da. Ya Tuğba ya Elif bence günün yıldızı. Şöyle yıldızı, yani içlerinde hamuru en ince açan bu ve içini de iyi pişiren bu. Demek ki diğer kayınvalidelerden de puan toplayabilir. Bakalım kim? Günün yıldızı Elif mi, Tuğba mı? Açıyorum ve açtım. Tuğba. Tuğba tecrübesini konuşturmuş. Elif'e şaşırdım. Bu kadar hamur bırakmasına ve iç harcına. Hemen kenara çekiliyorum. Haftanın ilk günü bakalım kayınvalideler neler yapacak. Bir de yeni kayınvalidemiz var. Onun heyecanı da görülmeye değer bence. Şimdi sıra kayınvalidelerde. Güzel yemeğimizin ilk tadına yeni kayınvaliden baksın. Bakalım neler söyleyecek. Emine Sultanım, buyur.
buyur nasıl şekerim. Nasıl yapmışlar? Ne hissediyorsun şu an? Değişik. Yani heyecan hissetmiyorum. Aa, niyemiş? Aa, etmiyorum. Aa, soğukkanlı. Yani heyecanım yok. İyi. Evet. Buyur. Yani şu an tek düşündüğüm Fatma'ya puan vermek. Tamam. Sevdim. İddialı. Afiyet olsun. Çok çiğ kalmış, çok yağlı. Beğenmedim. Hamuru nasıl kalınlığı? Hamuru çok kalın olmuş. Yani içindeki kıymalar da çiğ. Yani. Yok, beğendiremedik. Tamam, geçiyorum. Yani yemek istemiyorum. Yedin zaten bir tane, sen bilirsin. Tamam, beğenmedik ve geride bırakıyoruz. Buyur ikinci tabağa geçelim. Hamuru tamamen. Ya içi kıyması çok kötü bunların ikisinin de. Yani kıyma çiğ. Çiğ kalmış yani. Hamuru da aynı. Yine öbürkü gibi. Yani. Tamam. Yani benim gelinimse de yok yani lezzeti. Tamam şekerim kızma. Yapamamışlarsa yani. Gelinler, ben onları yerim. Gelinler beni yer. Olur. Tamam. Beğenmedik. 2'de 2. Üçüncü tabağımız. Bundaki yoğurt tadı çok güzel olmuş. Hmm. Yani bizim oranın sos bir şeyler de hissettiğim gibi. İyi ki heyecanlı değilsin. Ne olmuş? Yoğurdu güzel olmuş. Evet, yoğurdu güzel olmuş. Kıyma harcı da güzel. Süper. Yalnız hamuru çiğ yine. Çiğ kalmış bunun da. Hmm. Biraz daha kızarmış İnce olsaydı. İnce açmış mı? Evet, bunun inceliği de güzel. Süper. Beğendik mi bunu? Beğendim. Beğendim. Beğendim, tamam. Bunu beğendim. Afiyet olsun. Son tabağın. Kıyması fena değil. Ama bunun da hamur yine çiğ kalmış. Yoğurt tadı güzel. Hamurun inceliği bu da öbürlerine bakarak gayet ince olmuş yani. Hmm, öbürleri güzel. Daha ilk baştaki falan biraz daha kalındı. Hı hı. Ama az daha kızarmış olursa hani belki damak İçini tadımız. İçini de beğendin. Aslında evet. Hamurun inceliğini de beğendin. Evet. Beğendim. Yani genel olarak, hı hı, beğendin mi sanki? Yalnız öbürünün sos şeyi, sos yani hoşuma gitti. O daha. Puanlarken şimdi döneriz, tamam, ona. Dördüncü tabağı genel olarak beğendik mi acaba? Beğendim. Öyle algıladım. Hı hı. Peki, şimdi ne yapalım biliyor musun Emineciğim senle? Şovumuzu yapalım. Puan mı verelim? Gel, bul gelini bir kere de. Herkes bir korksun senden. Bu benim gelinim, 5 veriyorum. O senin gelinin. Evet. Ve 5 veriyorsun. Doğru hissediyorum, dur. Yoksa beni yer. Yani. Kaç yani? Buna 5 veriyorum. Üçüncü tabak 5 puan. Evet. Devam edelim. Bunu da yine... Beğendim aslında hamurunu falan, içinin harcını. Buna da 4 veriyorum. Dördüncü tabak 4 puan. Evet. Evet. Yani işin gerçeği artık bilmiyorum ama 1 vereceğim. İkinci tabak 1 puan, hı hı, ve? Ona da 1 vereceğim. Birinci tabak 1 puan. Dur, hemen hesaplaşmaya geçme. İki tane birimiz var. Ya iki tane de yüksek puanın var. Evet, umarım yani, şu yükseklerden çıkar gelinin. Gel şu ikiden başlayalım. İkinci tabağı şöyle şuralarından tutuyoruz Emine Sultanım. Tut şekerim. Hiç heyecanlı değil. Hiç değilim canım. Hiç. İki tane birden bir tanesi gelir gelmez bakalım kimi yaktın? İç harcını, hamurunu o kadar da beğenmedik. Beğenmediklerimiz sınıfındaydı ve 1 puanı da verdik gitti. Aç görelim kimin. Kaldır. Şu
şöyle yap, kamerada görsün. Melike! Emine ablacığım, öncelikle hoş geldin. Teşekkür ediyorum canım. Hiç de bana göre hoş gelmedin ama umarım geline göre de hoş gelmiş olursun. Öyle düşünüyorum. Nesini beğenmedin ve bir verdiğin tabağa dedin ki bunun hamuru hiç olmamış, kıyması da içi de çiğ dedin. Ama dedin ikinci tabağa geldiğin zaman bu dedin bunun hamuru biraz daha olmuş, bu daha iyi ona göre dedin ve bir verdin. Yani hem ona bir veriyorsun hem ona bir veriyorsun. Benimkisi bir tık iyiyse benim puanımın bir olmaması gerekiyor. Mesela 3 olabilirdi. Çok yakındı. 4 olabilirdi. Çok yakındı. Yani birinci tabakla ikinci tabağın lezzeti çok yakındı. Yani bir tık dedim ama evet. Yani puan da vermek istemedim. Bir tık dediysen puan vermen gerekiyor. Vermek istemedim. Ben yani, bakmak bilmiyorum. İstiyorum ne kadar hamurum kalın olmuş. Onu çok merak ediyorum. Bayağı birinci bir kalın. Tabakla bakabilirsin ikinci bayağı tabak bir arasında kalın. Nasıl bir fark var onu çok merak ediyorum. Kalın anlayışınız bu ya, mu? Evet. Şu mu kalın evet, anlayışınız? Evet, ne kadar evet. İnce? Ya bana göre ne kalın. Ne kadar ince yani görüyor bana musunuz? Göre kalın. Yani resmen kabuk olmuş ya bak. Görebiliyor musun? Yok bakma resmen, canım ne kabuğu. Kabuk, kalın kabuk, yani. Kabuk. Kalın. Ben seni buradan görebiliyorum bak. Buradan seni görebiliyorum. Ben seni buradan ben seni seçebiliyorum. Ve bir saniye. Ve içi de gayet dolu dolu. Doluluğuna demiyorum. Çok mükemmeldir. Doluluğu bak, değil. Bak şimdi Emine teyzeciğim. Kızarıklığını görüyor musun? Gördün mü? Hangisinde var bu kızarıklık? Bana gösterir misin? Bir de var mı mesela? Bir de yok. Bak, tamam bir de yok. Açılmadığı için ellemek istemiyorum. Biri ne kadar kalın olduğunu bak şuradan görebilirsin. Bak ben sana ama yine de bir tık dedim. Bak bunun ne kadar ince olduğunu bak bunun içinden dışından bile kıymalar gözüküyor. Evet. Ve bunun ne kadar kalın olduğunu görebiliyorsun. Ya görüyorum, musun? Evet görüyorum. Yorumlarken de dedim zaten. Bak ikinci tabak dedim, birinciden bir tık daha dedim. Ama bir tık daha vermek istemedim. Birle bir olmaz. Kabul etmiyorum i̇stemedim. Yani. Ve tabağım da gayet güzel. Hayır, asla kabul etmiyor. Şöyle diyor, kötünün iyisi olduğunu kabul ediyor. Evet ettim. Hayır, sen değil Emine abla. O. Aynen. Bir diyor, kötü dedin diyor, bu kötünün üstü dedin diyor. 4 bekliyor bu tabağı bir de. Kötünün iyisisin Melike. Kötüsün evet, ben yani. Her zaman iyiyim canım. Melike benim. Buraya geldiğinden beri kötü yani yapıyor. Ya kötü demiyorum. Kötü ya. Evet canım bunlar bir kötü dedi. Yaptığım için herhalde. Bak çok kötü. Arkadaş kendini bak, yeni gelin zannediyor. Bir haftadır kurdeleyle geziyor. Kız duşa da kurdeleyle aşkım, girdi. Aşkım bak bu kurdeleler ne için biliyor musun? Ben bunları böyle şampiyon olduğum zaman onları komple kurdele geçireceğim. Yutacak mı? Onlardan elbise yapacağım. Şıkır şıkır geleceğim buraya. Onun için şekil. Hayal kuruyor. Yutacak galiba. Kurdeleyi sen yut sana uğur getirsin. Belki bir şansın açar. Allah kalbine göre versin artık. Ne yapalım? Yani ama cidden diyorum hani birinci tabakla ikinci tabağın arasında bir tık bak. Bir tık yani değil. Ben fazla bir fark görmediğim için puan vermek istemedim. Yani Emine teyzem görünen kör kılavuz istemiyor. Onun ne kadar ince olduğunu, onun ne kadar kalın olduğunu oradan ekranlardan ama gözüküyor. Ama senin yemeğinin... Ederim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Senin yemeğinin içindeki harç... Emine Sultan'ım sana teyze mi dedi? Evet teyze dedi. Bana da dedin o zaman. Hayır asla. Oo. Ne teyzesi ayol 41 yaşında gencecik taş gibi bir kayınvalidem var burada. Şuna 4 puan verdin şekerim. Evet. Tutar evet. Mısın kenarlarından? Tutarım. Evet gencecik tazecik bir kayınvalidem var. Nasıl puanladığını beraber şimdi görüyoruz bakalım gelinimize yüksek puan verebildik mi? 4 puan. Acaba kime gitti? İç harcını beğendik. Hamurun inceliğini beğendik. Aslında evet. Biraz hamur bulmamıza rağmen 4 puan verdik. Aç görelim. Elif. Şimdi 4 aldığıma sevinemiyorum. Hem gömdünüz tabağı evet. Hem de beğendim dediniz. Gömdüğüm tarafı doğrudur çiği kalmış. Fakat peçindeki kıymanın lezzeti geçti. Onu ben şimdi ince ona puan hamur verdim. Olan ince hamurdan olan bir mantı nasıl çiğ olabiliyor merak ettim. Normalde sevmem buraya gitmeyi ama merak ettim. Buyur gel. Çünkü sevinemiyorum. Ben şimdi bu tabakta kıyma lezzetini aldığım için bir de sos. Tamam hamur nerede? Hamur? Hamurda tamam. Bak, hamurda sıkıntı yok. Kamera ince. Göstersin. Bak çıtır çıtır bu hamur değil yani hamur piş çiğ dedi. Bak ağız ses geliyor. Kıtırtı sesi geliyor yani. Evet gelebilir bunda gelir yani. Neresi çiğ bu hamurun? Kameraya göstereyim. Neresi çiğ?
Hamurluk yok yani. Lütfen yediklerinize dikkat edin. Burada zaten nar gibi kızaran bir tabak var mı? Yok. 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 Zaten evet arkadaş övünüyor ama hamur olmuş o löp hamur. Şansına Elif'ciğim şansına. Evet şansıma ben kameraya gösterdim. Hayır senin... İncecik hiçbir şekilde hamur yok. Nimet'le çok oynamak istemiyorum. Evet. Kestiğimde kıtırtı sesi geldi. Puanım için de teşekkür ediyorum. Bence ben de teşekkür ederim. Çünkü tabağını asla övmeden 4 aldın. Övmedi ama ben gösterdim sizin, hayatım. Sizin hamurluk yok. Sizin yaptığınız yorumlara göre evet. Bu tabağın en fazla 3 ama sizin yaptığınız yoruma göre de 2. Şimdi, ya şimdi ben aslında birazcık damak tadımdan puan verdim. Neye damak tadımdan? Kıyma, hani içindeki kıyma ve daha, sos. Hani, daha çok mu kavrulmuş? Daha evet, kıyma tadı geldi. Aynen, kıyma tadı geldiği için ben yani o puan verdim. Ha, diğerleri daha yani az açıklamam kavrulmuş. Bu. Kıymama puan verdiniz evet, yani. Evet, evet, evet. Hiç hamur harcına. Var orada. Ya hamurunu zaten çiğ gördüm. Bak hamurunu çiğ gördüm fakat çok yorum yapmadım farkındaysan. Ama çiğlik yok Emine Hanım. Gösterdim size, var mıydı? Yok. Ya kıtır kıtır ediyor ama dediğim Elif, gibi yani mantığı, damak tadı. Kıtır kıtır ediyor diyor arkadaşlar. Evet. Tuba üstüme hayır, gelemezsin. Şu mantığı yapmış olabilir. En iyiye mesela 5 vermiştir. En kötüye de 4 vermiştir. Gelinimin ilk Tuba, günü yapamaz diyebilirsin. Ya. Evet haklısın Tuba. Emine abla. Strateji yapmış olabilirsin. Evet. Yani Elif şimdi aldığı 4'le de bak, övünür birazdan da ben önden ya, yolunu yapayım. Artık bir benim üstümden prim kasmaya, beni ne de yere ya? Çekmekten vazgeç. Ben iyi puan aldıkça hep bir yerden yürümeye çalışıyorsun ama olmuyor. Ben şey diyorum, Tuğba geldin mi sözüme? Benim sözüme geldin mi? Daha demin diyordun ki bana, işte bir tık dediğin diyordun, bir aldı diyordun. Elif'inkisine de aynı yolunu yaptı. Bir alması gerekiyor. Evet, onun bir alması gerekiyor. Benim 4 alman gerekiyordu. Sen bana dedin ki, bir de diyorsun ki 4 bekliyorsun, 5 bekliyorsun yeni gelin, diyorsun. Bir de gelinlik de ama giyip nasıl, gelmiş, kıyamam. Nasıl yani? Evet, arınmak için geldim. Arınacağım. Geline mi verdik? Yoksa rakip gelin Tuğba'ya mı verdik 5 puanı? En önemli soru bu. Tutar mısın lütfen kenarlarından? Tutarım. Günün bence en merak edilen puanlaması şu an senin verdiğin bu 5 puan olacak. Bakalım kime gitti? Ya Tuğba ya yeni gelinimiz Fatma ama Tuğba hiç heyecanlanmasın çünkü bu benim gelinim dedi kayınvalidemiz. Dedim. Bakalım dedim. Öyle miymiş? Aç görelim. Tuğba'ymış. Ya Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Senin gelinim ya? Benim. Ne yapıyorsun ya? Emine abla senin gelinim benim. Tabağımın neresi kötü? Canımsın. Tabağın neyi kötü? Gittin ona 1 verdin, 5 verdin Tuğba'ya. Canım abla. Bence gelme buraya senin yani. Senin geline işte gelin. Gerçekten gelme. Yoğurdun neye abi, gülüyorsun? Yoğurdun. Neye gülüyorsun? Tabağımın yani resmen 1 verdin şaka gibisin. Ya ben senin yapma tarzına güvendiğim için, damak tadıma uyduğu için. Bence birinci ben, tabaktı zaten bak. Normalde de sen ilk yediğinde yani önce bir tattın baktın. Evet. Biraz bekledin orada sonra diğerine geçtin. Yani biraz daha durup biraz daha tatsan zaten anlayacaktın onun benim yaptığımı Allah aşkına ya. Yani ya bir ne demek ya gittin 5 4 dağıttın bir de. Fatmacığım. Ya dağıttın yani 4 ona 5 Tuğba'ya. Fatma ben senin hamurunu gördüm bak bu kadar kalındı. Neresi kalın İnanın, Allah aşkına? Gitme, neresi kalın? Gitme, ben gitmek taş, istemiyorum. Gitme, ben senin gibi gitmek istemiyorum. O kadar istemiyorum, kalın hayır. Bir hamurun var ki. Haklı yani anladın hayır, mı? Hayır. Acayip ben bunu kabul etmiyorum. Tamam illaki kalınlar da denk gelmiş oluyor ama ben asla kabul etmiyorum kalın olduğunu. Ya kalındı. Kalından ziyade ben hani damak tadına bakarak puan verdim aslında. 5 ona ver. Fatma bir tane. Ne kadarlık evliydiniz? 3 haftalık. 3 haftada kaç kere mantısını yediniz Fatma'nın? 3 yıldır benim yiyor. Şebik mantımı da yiyor. Normal evet. Mantımı da yiyor. Yiyor. 3 yıldır ben işte onlara yemek yapıyorum. Ya ben damak tadından Tuğba'nın yapmış olduğu şey benim damak tadıma geldi. Dedim kesinlikle bu yani aslında. Emine teyze senin damak tadın sadece mantının üzerindeki yoğurt mu? Ya çok merak ettim. Hayır ya kesinlikle zaten iç harcı zaten basiti. Çok yağlı en dedim. En basiti biz burada açıyoruz ama ilk başta onu. Orada durdun ve bekledin yani. Hani ben dedim ki kesin. Ne yoğurduma laf söylüyorsun? Yoğurdun bile senin mantından güzel. Bak öyle bir yoğurt çırpmışım ki mantısından güzel. Yoğurt çırpman bile güzel değil miydi Emine abla? Kızlar buradan yalandan sarımsağı koydular bıraktılar. Tam 5 dakika yoğurt çıktım. Çünkü evet. Bunun da bir şeyi vardır, mantığı vardır. Karıştım, homojen oldum, hava girdi. Dağıttın güzel puanları, 5, 4'leri verdin, bana da 1 verdin. Emine ablacığım sen heyecana kapıldın bence.
Yoğurdunu gayet aldın, mantısını mı almadın artık? Çünkü ona da biraz hamur dedin. Dedim ya, ona da biraz hamur kalmış dedin. Sen yoğurdunu aldın, resmen bizim buradaki emeğimiz çöpe gitti. Ben size koca bir kase tamam, olabilir. Bugün beni ben bugün belki hani ilk defa yarıştığım için yani acemiliğime gelmiş olabilir. Tamam, göreceğim, yarın göreceğim yani. O zaman. Kendine güvenen gelinler, hodri meydan. Yemek dersi verilir. Müracaat neymiş? Benim gelinim şampiyon değil, şampuan bile olamazmış. Ben şampiyonum. Bu altınları sadece en iyiler kazanacak. Baksana nasıl güzel. Başvurun, bu altınları siz kazanın. Sen de başvur. Yüzlerce çeyreği, onlarca altın bileziği sen kazan. İkinci kayınvalidem Şaheste Sultanım. Buyur. Nasılsın şekerim? İyiyim. İyisin. Hı-hı. İyi görünüyorsun. Afiyet evet. olsun. Teşekkür ediyorum. Yufkası güzel, ince. Biraz böyle çıtırlık geldi ama iç harcında lezzet bulamadım. En önemli kısmı. Evet ama yufka gayet iyi, ona baktım yufka zaten. Yufka dediğin kendileri açtılar biliyorsun. Yani pardon, evet. Açmasını. Yani hamurunu kendileri açmışlardı, evet. İnce. Ama böyle iç harcı iç harcında ama tabii o tarafa göre, diğerlerine hı-hı. göre bir şey beğendin yorumlama yapacağım. Biraz olsun. Yani tabii ki beğendim. Gitti mi? Tamam. Beğendim. İkinci tabağa geçelim o zaman. Sanıyorum haşlama zaten bunlar. Haşlama mı? Biraz ama çıtırlık var, yani onu çözemedim. O mesela biraz çıtır geldi. Nasıl haşlama olsun? Bilemiyorum, et suyla falan mı yumuşatıldı? Çünkü bunda bir çıtırlık hissettim. Hem yumuşak hem böyle çıtırlığı hissettim onda. Ama bunun içinin lezzeti... Bu mantısı haşlanır mı? İşte bilmiyorum. Haşlanmaz. O zaman bu daha çıtır. Bu da o çıtırlığı bulamadım. Ama için malzemesi bunun daha güzeldi. Hadi bakalım. Evet, lezzeti. İç malzeme. Bunun içini beğendin, dışını beğenmedin. Hı-hı. O zaman bunu da geride bırakıyoruz. Yani şimdi bu beğendik kategorisinde mi oldu, beğenmedik mi? Yani tabii ki diğerlerine göre şey yapacağım. Bu birazcık daha şey, kalın. Tamam. Onun hamuruna göre. Yani bu kalın olmuş. Tamam. Diğerlerine göre. Evet. Ondan sonra bu da hani ilkine göre biraz daha lezzetli ama şu daha lezzetliydi. İçi fakat kalın. Ama ben diyorum ki kendi kendime hani duruyorsunuz dediniz ya, kafamda şey yapayım çünkü gelinimi tanıyorum. Bu da gelinimi bulmaksa ona göre puan vereceğim. Gelinin mi bu? Yani bilemiyorum. Şimdi bunu da açayım bir göreyim. Hadi bilemiyorum. Bakalım. Bir kafasında bugün bir strateji var. O aynen. Kesin. Düşünüyor, hı-hı. düşünüyor. Aynen. Aç o zaman. Hiçbirinden lezzet alamadım diyebilirim. Peki. Yani istediğim bir mantı onu değil gibi sana geliyor. Ben merak ettiklerimi sorayım. Hı-hı. İnce mi hamuru? Bunun da evet ince. Tamam. İç harcı pişmiş mi? İç harcı pişmiş. Hepsini. Sarımsaklı yoğurdu güzel mi? Evet, sarımsağına da baktım. Ama çok karabiberli. Biraz evet öyle geldi. Peki. Şimdi gelelim. Bu ruh halinle Allah size yardım etsin. Amin. Dinliyorum seni. Bu
ya yanılırsam? Yok canım. Ay. Sen hiç yanılır mısın? Ama bu kadar da kalın yapmaz ya benim gelinim. Çünkü hamur açmasını çok beceremiyor. Bir türlü onu öğretemedim, ben iyi açarım. Ben şu tabağa, yani ikinci tabağa 5 veriyorum. İkinci tabak 5 puan. Şu çok kalın 1 veriyorum. Üçüncü tabak 1 puan. Dördüncü tabak, o da 3. Dördüncü tabak 3 puan ve? 2. Birinci tabak 2 puan. Ne yedin, ne yorumladın? Yani ben, nasıl yani puanladın? Çok, ya bana geçen hiçbir şey olmadı hiçbirinde. Gel. Hiç şu 2 verdiğinden başlayalım. Keşke bugün gelseydin buraya. Şahist Hanım da gelseydi bugün, ne güzel olurdu. Buradayım. 2 puancık, haftanın ilk günü. Kimi yakarak bakalım başladık güne. Bugün işin var ama arka taraflı, onu ben sana söyledim, söyleyeyim. Baştan söyledim. 2 puancık bakalım kime gidiyor, aç görelim. Elif. Şahistan teyze, sadaka verir gibi puan veriyorsunuz. Çıtırtılık geldi diyorsunuz, mantı yiyorsunuz zaten. Ha, baştan zaten ne yediğinizi bilmiyorsunuz. Yok, ne yediğimi biliyorum Boşnak zaten. Boşnak mantısı çıtırtı geldi ama haşlama mı? Ben haşlama olan hiçbir şeyden çıtırtı sesi geldiğini bilmem. En son baştan zaten baktım. Baştan zaten odaklanamamışsınız. Hı hı. Hayır, çıtırtı sesi gelen bir yemek asla haşlama olamaz. Hayatım, ne dedim ben? Ben gelinimi tanıyorum dedim. Ve yapamayacağını düşündüğüm için bunu zaten söyledim. Ha, o yüzden söyledim. Yaptın. Evet, en söyledim. Kötüye 5'i verdi. Söyledim ama. Tamam, tamam o zaman ya. Duymadınız mı? Olay yok, ben onu duymadım. Ha. Pardon. Baştan söyleyeyim olmuşa dedim. Olmuşa kötü hamur verdin. Ha, teşekkür ederim. Yani bu Allah... yufka falan açma, hamur açma işinde. Tamam, Allah razı olsun. Evet. Ben övünüyorum puanımla. Afiyet bal şeker olsun. Çok güzel yapmışım mantıyı. Güzel yapamadığı için gelini, hamur işini, onun için düşük veriyorsun. Sende de şeyi beğenmedim, iç harcını beğenmedim. Niye? Lezzet çiğ gelmedi miydi? Ama hamuru iyi dedim. Tabii. Evet, çıtırtı geldi. Zaten ama iyi övdün. İç harcı dışında hiçbir negatif yorum yapmadın. Hı-hı. Zaten iyi olduğunu da söylüyorsun. Söyleyecek başka bir laf da yok. Afiyet olsun. Anneciğim, sen niye beni yeriyorsun ya? Var ya, niye bir saniye? Melike. Anneciğim, ama niye beni yeriyorsun ya? Sen ben hamur açamıyor muyum? Ben 11 senedir evliyim ben. Bir saniye, 11 senedir yemek yapıyorum. Evet. Ben nasıl hamur açamam ya? Yani ben, biliyorsun ama... Ben bu kadar beceriksiz miyim? Niye beni yeriyorsun? Beceriksiz demiyorum anne. Bak beceriksiz demiyorum. Ama bu türlerde biraz daha şey olsun yani. Gerçekten yani. O yüzden de... Gerçekten gene de, beni var ya o gene kadar... Gene de bir tık en kalınına bir verdim. Gene hadi belki bir, yani biraz daha iyidir diye... Anne. Bir ondan önceki şeye verdim. Anneciğim. Ben sana diyorum ki emin olduğundan 4-5 kullan, gerisine 1 ver. 2 Elif'e çoktu bile, anlıyor musun? Ne kadar bu acı bir durum. İkincisi, bir şey söyleyebilir miyim? Hayır. Istiyorum. Benim ben adımı geçirdin. Benim adımı beni geçirdin. Ya. Benim ya. Adımı beni geçirmeyeceksin o zaman. Allah Allah. Ne kadar acı bir durum. Gelinime güvenemediğim için en kötüye 5'i veriyorum. Bir kere kayınvalidem dese arkamı döner çeker giderim. Hayatta derim. Gitmeyeceğim. Aynen. Arkamı ben döner çeker. Ben dürüstüm hayatım. Elifçim, ben dürüstüm. Ama benim anladınız kayınvalidem mı? Ben diyor, sadece en güzelini yapar gelinim diyor. Bir dakika anne. Fark, aramızdaki fark. Arkamı döner giderdim. Ben buradan gitmeye gelmedim. Buraya senin gibi kök salacağım. Böyle dallar yapraklar çıkaracağım. Bu tabaklarla. Buraya kökleneceğim. Bu tabaklarla. Bu tabak değil şekerim. Biz yazık. Bir kere... Sürekli aynı yemeği yapmıyoruz. Ağlaya bir ağlaya. Bir yemek yapıyoruz, aynen öyle. Tamam mı? Ağlaya ağlaya. Aynen ağlaya, sen ağlaya. Hiç de ağlamadım. Ağlayanlar sizsiniz. Belli. Tamam mı? Ben belli değilim. Canım, belli. Bu bir. İkincisi, beni yerme. Evde komşu geldiğinde, o bu geldiğinde ne olursa olsun beni yer. Yerebiliyorsun zaten. Yeriyorsun da sıkıntı değil artık benim için. Alıştım ben. Ama beni kanalların önünde, bu gelinlerin önüne beni yem olarak... Bunların konuşmasına izin veremezsin anne. Beni yeremezsin anne. Olmamış bile desen of. Diyeceksin ki yapabilirdi gelinim. Olabilir. Güveniyorum diyeceksin ya. Ne demek hamur açamaz ya? Ha. Ne demek ben 3 tane çocuğa gülüyorum. Hiç mi hamur açmadım? Hiç mi pişi yapmadım? Çok acı. Hiç çok mi acı. Börek açmadım? Çok acı. Ben böyle ağla, düşünüyorum. Ağla o zaman. Sen ağlıyorsun şekerim. Bak ben gülüyorum. Ay, bir tane emzik getirir misiniz yönetmenim? Ne? Emzik.
Ağlayanlara verelim. Ben gülüyorum, gelinin ağlıyor. Ben işte ağlamıyorum canım. Çok da haksız değil gelinin, çünkü her doğru her yerde söylenmez. Ben söylerim. İçim neyse dışım odur benim. Sen bilirsin. 3 puan alan gelinimiz kim acaba? Aç görelim 3 puanı. Tuğba. O kadar emindim ki kendim olduğundan. Şey yapamadı şöyle. Yine de kıyamadı. Çünkü o kadar güzel tabağın. İnşallah da yeni geline vermişsindir. Bak Allah'tan da tek dua. İnşallah Fatma sen almışsın. Evet, İnşallah. Zaten herhalde böyle olunca bir oynayacağım. Böyle dualarınız bir oynayacağım. Öyle. Döküle döküle oynayacağım valla. Bakın bak adalet diyor diye Çiğdem abla. Adaletsizsin. Adaletsizsiniz. Hayatım bak, adaletsiz olsa. Bak adaletsizsin. Keşke anne. Keşke bir verseydin. Adaletsizsin keşke. Diyor. Adalet yok. Oldu mu? Hepsine bir ver diyorum ya. Keşke. Bak bir ver diyorum. Melike bak gibi... adaletsiz oluyor. Tuğba, Tuğba oluyor. Beşleri, dört oluyor. Dörtleri benden aldığı evet, zaman aynen. Benden adaletlisi yok. Hayır. Ama gene de bugüne kadar sanıyorum ben Tuğba'ya hiç bir vermedim. Vermedin. He. Yani vermedim. Adaletlisin ama anneciğim. Hani 3, ben... 4 ve 5 bak... vermiş bir kayınvalide olarak ki kendi kayınvalidesinden bir alan bir Tuğba Hanım karşımda. Hayır. Bana bunu söylüyorsa benim diyecek bir sözüm yok. Teşekkür ediyorum. Tamam ben şimdi cevap vereceğim. Melike bir dur. Duruyorum bebeğim. Dur bir şey demiyorum Allah'ım ki ben. Allah'ım yarabbim ya. Sen ona beceriksiz dedin diye oynuyor. Bak. Ne kadar acıyor. Devam şekerimde. Ay ağlayayım. Ağlayayım. Ağlaya ağlaya bir şeyler kazanan sensin. Aynen. Evet. Şimdi. Ben de 90 derecelik dönüşümü yaptım. 90 derecelik dönüşünü yaptın. Evet. Çok kötü. Geç mi kaldın acaba şu an? Çünkü gelinimiz sona kaldı da. Evet. Sen sadece cuma günü, yani iki haftanın sonunda sadece cuma günü 5 verdin. Evet. Ve yani öyle böyle oynamadın. Sevindim tabii sevindin. Kim ister geline bir versin? Yok kimse istemez. Kimse istemez. Gel tutalım. Ya yeni gelinimiz Fatma'ya ya da kendi gelini Melike'ye, benim gelinim aslında biraz hamur açamayabilir dedi. Açık açık da söyledi. Ben şuna vereceksin zannettim. Ama sonra da düşündüm hani hiç de yapmıyor değil. Ama ben senin yerinde olsam evet. Hamur açamıyor kafamda getirdim ya gözümün önüne. Hiçbirini de beğenmedin doğru düzgün. Beş buna hepsini bir evet, bir evet ben öyle yapardım. Benim algıladığım buydu senin konuşmalarından. Ya bunda çıkarsa? Göreceğiz. O zaman ben yanılmış olacağım. Beni yanıltma. Hemen Allah'ım. Öğrenelim. Evet. Çok merak ettim puanını. Bayağı öyle bir havalar attın ki. Çok emin. Fatma mı? Melike mi? Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Fatma! Ne yaptın? Hani temin diyordun ya. 11 senelik evliyim. Ben biliyordum ama gene de dedim güvendim. Benim de belki bildiğim bir şey vardı. Ha dedim çünkü diğerlerinden gene 5 alan kızımızın aslında kalındı. Bayağı diğerlerine göre bayağı kalındı. Bayağı. Ama en kalın seninkiydi. Evet kalındı Fatma kızımızın. Diğer iki tabağa evet. Göre. Bir kere orada duralım. Yani ondan sonra gene de ben sana bir parça aslında içten içe güvendim. Ve diğerlerinden bir tık daha kalın diye yapmıştır umuduyla ona 5'i verdim. Hani bu kadar kalın yapabileceğini ihtimal vermedim. Biliyorum ama ihtimal vermedim ya. Vermedim. Az önce gülüyordu ya bize. Anne sen şaka mısın ya? Şaka mısın anne sen? Şaka topuyum. Şaka mı yapıyorsun evet. Yani sen? Ama öyle yemin Melike. Yemin ederim şunlara beni madar ettin ya şunlara. Ya niye madar olasın? Bunlar şimdi böyle dalga geçip bak gülüyor Melike'cim, ya. Hayır bak, yani. Diyorum ki asıl adalet diyorum hafta içi belli olacak diyorum. Biz anne 14 bilezik alacağız ya finalde. 14 daha bugün bilezik. Pazartesi Melike. Biraz daha odaklan hayatım. Anne ben zaten odaklanıyorum ya. Anne bak şaka değil. Bu biliyorum. Gerçek. Senin yaptığın şaka.
Niye şaka Melike? Şaka şaka verdin yani bana. Yapamıyor, beceriksiz bu. Açamıyor diye bana verdin, tamam mı? Finalde 14 bilezik alacağımız gerçek. Ya bu benim de... Gerçek yani. Benimki de gerçek. Sen bunun farkında mısın? Hala gülüyorum. Sen kendini tanımıyor musun? Ben de seni çok iyi tanıyorum. Ama belki dedim bak gene de bak sen teşekkür etmen lazım. Dedim ki puanlamamda da en kalın bu. Aynen. Ama dedim içimden dedim ki ya bu kadar da yapmaz ya. Daha dedim bir kaç 3 haftalık gelimiz bu ufak yani daha evliliği hala gibi. Gömüyorsun bu arada. Kimi? Melike'yi. Melike'yi gömmüyorum hayatım. Bu kadar da kalın yapmaz dedim diyorsun. Evet, yapmaz. Ona güvendim yani ama o bana ne diyor? Onu demeye bak, çalışıyorum. Bak hesapla konuş ben altına imza atarım konuş. Sen kalkıyor. Hani atarsın. Yapmıştır diye, yapmışsındır diye düşündüm. Üçüncü kayınvalidem Carmen Sultanım ve Tanrı kadını yaratmış. Teşekkürler sizin güzelliğiniz Onur Sel Hanım. Açıyorum. Afiyet olsun. Şu incelemeyi bir de bulsan. Vallahi bulayım da inceliyorum. Öyle bir inceliyorsun ki diyorum, heh oldu bu sefer diyorum. Evet. Nursel Hanım kızımız ince açmış. Evet. Ama böyle beyaz mı kalması gerekiyordu? Biraz beyaz pişirmesi gibi geldi. Tabii ki beyaz kalmaması gerekiyor ama tabii ki süre de sıkıntısı var. Yani bu bana bir tık beyaz, yani biraz daha pişmesi gerekiyor gibi geldi. Onun için orta yani bu. Kıyma tadı alır gibi geldim ama... Şimdi pişmemiş de değil yani. Orta bu Nursel Hanım. Orta bu. İkiye evet. Geçelim o zaman. Bu kızımız biraz kalın gibi geldi şeyi. Hamurunu ya katlamasında... Altına toplanmış Nursel Hanım. Ondan sonra içi de bir tık bu da pişmesi gerekiyor. Şeyinden de salçasından böyle sarımsak tadı alamadım yani bundan yoğurt. Yoğunluklu sosunu da alamadım. Hmm. Öbürü gibi soslu gelmedi. Bu hem de bir de büyüklü küçüklü bunun eşit de değil şeyleri. Kesimleri çok ufak orta yani 4 çeşit vardı içinde mantısı. Beğenmedin? Yok. Üçüncü tabağın. Buyur. Bu kızımız Nursel Hanım. Bu da ince ama açmış kızımız şimdi. Ama şimdi ay bugün, çok kuru. Bugün pazartesi sendromu var. Yok. Kayınvalidelerin üstünde. Ya bu da orta yani şimdi öbürü gibi değil en azından. Bu iki gibi değil yani. Bu da orta Nursel Hanım. Peki son tabağın. Vallahi Nursel Hanım kızımız bu mantıların biraz da dışları sert gibi. Ondan sonra hep katlama yerleri tamam ince açmış ama altların hepsinde bir sertlik var. Bakıyorum ve biraz bunda kıyma tadı yani bir daha kıyma tadını alıyorum bunda. Pişmemiş mi? Evet. Bir tık daha pişmesi gerekiyor bunda Nursel Hanım. Beğendin mi? Yok. Bu da öyle böyle. Öyle yani böyle. Şu incelemeye herhalde bu hafta 14 bileziği siz kazanırsınız. İnşallah. Çok inceledi. Ağzın bal yesin Nursel Hanım. Ellerinizin arasından kayıp gitti 10 bilezik. Maalesef. 10 bilezik gitti. Evet doğru. Sadece 3'ünü alabildiniz. Enteresan bir evet. Cumaydı. Eğer Gönül Sultan bu hafta 14 bileziği Tuğba'ya kazandırırsan her şeyi affettirirsin. İnşallah. İnşallah. Ama... Amması var değil mi? Ama.
Onu bulamayıp kaybettirirsen de artık Tuğba yerden göğe kadar haklı çıkacak. Nursel Hanım, buna ilkin evet. Bir bir veriyorum. İkinci tabak bir puan. Şey olarak, şekil olarak zaten bir yani biri küçük biri büyük. Bunu şey olarak beğenmemiştim. Bunu yediğimde kuru geldiydi ama bu daha lezzetli geldi ya. Buna ben 5 vereceğim. Gene tat olarak kokuyor ama en azından kavurmuş kızımız. Dördüncü tabak 5 puan. Kavurmuş. Cesursun. Evet, kavurmuş Nursel Hanım. 3. Üçüncü tabak 3 puan. Bu da 2 olsun. Birinci tabak 2 puan. Çok zorlandın bugün. Evet, çok benziyor. Bir tek bunu ayırabildim Nursel Hanım. Çok zorlandın. Yine herkese bir şekilde puan verdik. Tek bir yanan var. İkinci tabak 1 puan. O da genel olarak gelini çıkıyor. Ben bile artık... İlk biri bana verir. Alıştım. 2 verdiğini açalım. Karnımı ağrıttın. Evet. Ne yapayım Nursel Hanım? Ay böyle karnım ağrıdı sen tadım yaparken. Bulmaya çalışıyorum Nursel Hanım. 2 puancık. Bakalım kime gitti? İki puancık senden hangi gelini armağan aç görelim. Melike. Açması incecik dediniz evet, değil mi? Evet inceydi. Evet doğru. Açması ince. Evet ama içi kavrulması gerekiyor dedim değil mi? Ben bayağı da güzel kavurdum. Ama bakabilirsin içi beyaz. Yani size özellikle hani alıp çiğ koysak derseniz ki bu pişmemiş. Çiğ börek yapsak bunun pişmesi lazımdı içinin de dersiniz. Hayatım çiğ olursa. İçini kavururum. Güzel bir şekilde kavururum. Fokur 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 kavururum. Yakmadan kavursam olur. Dersiniz ki içi ve kavrulmamış dersiniz. İstiyordum yani Melike. Ben nasıl bir tabak çıkaracağımı inanın anlamış değilim. Bunun özelliği zaten açmasında. Ama siz çok haklısınız. Ama açmasını altlara hep sıkalım. Siz çok haklısınız. İnsan evinde makarnayı yakarsa, makarnayı dahi yapamayan bir kayınvalide varsa benim karşımda, onun ne açmasına bakabilir, ne kavrulmuş kıymasını görebilir, ne de onun ağzındaki lezzeti alamaz. Sen konuştun, bittin çok mi? Haklısınız. Bittim hayatım. Bak, yapmak ayrı, yemek ayrı, tamam mı? Sen onun arasındaki farkı öğren. Sizde ikisi de yok maalesef. Maalesef, çok iyi. Olmadığı için farkı siz bulamıyorsunuz. 5 verdiğim zaman iyi oluyor da... İki ver, keçkeli bir verseydin. Anne, keçkeli. Ay, keşke anne, verseydiniz. Sana bir şey söyleyeceğim keşke. Çok kısa. Kayınvalidesi ne dedi bugün biliyor musun? Benim gelinim açamaz, yapamaz dedi onun için. Hala nasıl savunuyor, gelinine güvenmiyor. Bir de açmasını savunuyor. Sen onu nasıl açmasını beğenirsin ya? Yok yok şimdi. Herkes ona kalın dedi. Hayatım İncecik bak şimdi. Hayatım, incecik. Hayır bak, kalın yeri de var, ince yeri de var. Şimdi hakkını yemeyeyim kızım. Açmış canım. Hiç şuna benzemiyor bu kiminse. Şimdi... Göz var bak ondan ona 2 verdim. Aldınız mı cevabınızı Tuğba Hanım? Yok. Her ama sen az evvel bana yok. Ben dediğin, bir de şöyle düşünüyorum. Sen bana az evvel dediğin de şöyle anladın mı? Ne Tuğba. Demek istediğimi? Hayır ben çok merak ediyorum ya. Ben buna burada bir emek vermişim. Hayır, onu yaparken benim burada canım çıkmış. Süreyle yarışmışım. Bir saniye. Süreyle yarışmışım. Ve onu açarken yırtmamaya, kalın açmamaya özen göstermişim. Bir çaba sarf etmişim. Sen bana diyemezsin. Bu kıyma çiğ, onun için iki diyemezsin. Güzel açılmış, özleşmiş bir tabağa bunu yapamazsın. Bitti ama be. Sana hak veriyorum. Ağzının ne tadı var, ne el becerim var. Hiçbir şey olmadığı için bunlar ben oluyor. Ben buraya yarışmaya değil, ben kaynan olarak geldim. Siz yapacaksınız. Sen açarken bunlar oturuyor mu? Biz oturuyorduk mu? Ya. Ben kendim için konuşuyorum kızlar. Merak ediyorum. Şu an alınan paranın için konuşuyorum bir ben. Bir saniye, bu bir verdiğim demek ki oturuyor. Yani bunlar da oturuyor. Beşi ben boşuna mı verdim? Ben size bunlar oturuyor, ben mi çalışıyorum ama diyorum? Ben burada kendi hakkımı savunuyorum şu an. Sen bari ne söylediğini biliyorsun, ne yaptığını biliyorsun. Sen bilmiyorsun. Ben böyle açıyorum, onlar oturuyor. Sen onlar bilmiyorsun. Sen ne dediğini, zaman. Ne yediğini, ne yaptığını ben bilmiyorsun. Ben çok iyi biliyorum. Okey. Okey. O nasıl atar öyle? Ama Nursel Hanım... Sinirlendin evet görüyorum. 3 puan, ortalama 1 puan pazartesi için. Hadi birden iyidir bakalım kim? Üç puanın kime gitmiş açarsan hep beraber öğrenelim.
Tuğba. Neden en çok ondan yedin? Beğendim, yedim ama... Beğendin, yedin. Tamam, evet, güzel. Beğendim, yedim. Neden 3 veriyorsun öyleyse beğendiysen? O daha lezzetli geldi. Sonu kavrulmuş kıymasından aldım. Neresinin kavrulması seni yakalamış? Ben bir göreyim. Bak. Ben o tabağımla 5 aldım biliyor musun? Hayatım tamam. Ama benim kayınvalidem... Bak yedin, 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 yedin. Buna da dedin ki çiğ kokusu geliyor. Kokusu geliyor. Sen çiğ kokusu gelen bir tabağın nasıl 5'i verirsin? Ama hayatım bak sen öyle diyorsun ama. Bir de bir şey daha göstereceğim. Bak tane tane bir tane topak yok değil mi? Bak topağa bak. Normalde bu tabak benim olsaydı mesela Gönül annemin buna direkt şöyle yapması lazımdı. Topak var 1 ama o tabağın altında ben olmadığım için ona 5 verdim. Benim zoruma ne gidiyor biliyor musun? Önemli değil, ver. Zaten alışkınım vermelerine. Koku geliyor dedin. Benim kıymamdan ne zaman çiğ kokusu aldın? Ya heyecanlanmış olabilirim Tuğba. Bak vallahi sevinmesin. Çünkü hak etmeyerek aldı çünkü çiğ kokusu geliyor dedin. Olabilir, o anda heyecanlanmış olabilirim ama... Anneciğim topak var. Tamam, çiğ geçtim, topak var. Dın dın. Mesaj alındı. Evet. Topaksız kıyma. Evet tamam. Aranızdaki tüyo bu. Ben sizin aranızdaki tüyoyu biliyorum da senin hayatım... kadar lezzetli siz yemek yapmamak için yapmıyorum. Yapamazsın ve zaten. Ve Gönül annem de biliyor. Dedim ki böyle yapacağıma yapmam anne dedim. Ben sizi çözeri çok oldu. Allah ama Allah. Sizden gelecek bir ihtiyaç. Niye? Bire kayınvalidemden 5 alınca nasıl 5 veriyorsun? Hala çözebilmiş değilim diyordun. Biliyorum. Çözdüm madem yürü. Hayır. Şöyle yapmam. Şu riske girmem. Lezzetsiz tabak çıkaracağımı hiç çıkarmam. Diğer kayınvalideler de o zaman lezzetsize puan veriyor. Evet, lezzetsize bir Şahise teyze ağzıyla demedi mi? Az önce ben söyledi. Geç. Hamurda söyledi. Yeni gelen kayınvalideler zaten hep en kötüye verir çünkü yeni gelinim yeni geldi. En mükemmelde de Tuğba haydi çıkar. Haydi geç kızım. Hadi canım, hadi, hadi yemezler. Aldın cevabını yemezler. Sen. Ama oynama. Verecektin bana 5'i çiğ kokusu dedin ya. Ya onu sen düşünün. Çiğ kokusu dediğin yerde zaten Tuğba'yı arama. Benden çiğ kokusu gelmez. Tamam olmuş olabilir Tuğba. O da güzel kavurmuş. Kavrulmuş, güzel kavurmuş şimdi. Kokuyor ya. Anne kokan... O anda unuttum ya. Üstüme. Nasıl unutursun anne ben unuttum anlamıyorum. Unuttum heyecandan ya olamaz mı? O da kavurmuş. Şimdi içi kavruk. Kavrulan bir şey kokmaz. Anlamıyor ama. Anlıyor anlıyor. Biz de duyduk. İçine çiğ dedin resmen. Çiğ dedi. Koku var içinde dedin. Çiğ dedin. 5 verdin. Şimdi o tabak Elif mi, Fatma mı? Yeni gelinimiz Fatma mı? 5'leri topluyor mu yoksa Fatma? Bu hafta tam 14 bilezik için yarışılıyor. 14 bir kerede. Yani 3. kayınvalidemin puanı çok çok önemli. Aç görelim. Fatma! Fatma'ya bak sen. Teşekkür ederim Gönül teyzeciğim. Vallahi şaşırdım. Bak ben kötü tabak çıkardığında niye bir alıyorum? Ben de 5 istiyorum. Bana da 5 verin. Yani ben... Ama ne yapayım? Bu elden de kötü tabak çıkmış. Gönül teyze teşekkür ederim 5 puan verdiğin için. Anne kokuyor ben tabağımın koktuğunu, kıyma... Tamam kıyma anneye topaklı. Anneye söylüyor kızım bak yanında annene sor. Ben koktuğunu düşünmüyorum. Kıymamı da herkesten çok kavurduğumu düşünüyorum. Çünkü gerçekten kavurdum ben burada. Uzun süre tuttum yani... kıymamı. Ama onun dışında yani teşekkür ederim. Gerçekten çok sağ ol. Yok. Çünkü tabağımın güzel olduğunu düşünüyorum. Fatma hoş geldin de yalnız kıymada ben unuttum orada çiğ kokusunu. Bak ben... Çiğ kokuları alıyorum. İnan ki çiğ kokusu geldi söyledim. Neden o anda Tuğba lezzeti aklıma gitti. O yırken o geldi ondan onu beş vermek ben kıymamın zorunda. Çiğ olduğunu tekrardan söylüyorum. Düşünmüyorum çünkü gerçekten burada fazlasıyla kavurdum. Hemen sonrasında da zaten açmamı yapıp hamurumu ince bir şekilde tamam, oraya bıraktım. Tamam kayınvaliden sana niye bir verdi? Onun ilk gün heyecanı diyelim. Tamam ilk gün heyecanı. Şahise teyze ne deyip sana 5 verdi? Ben gelinime güvenmiyorum açma konusunda deyip. Ben kıymamın iyi deyip, olduğunu düşünüyorum. Hayır. Kötüye 5 verdiğini kadın söyledi. Ben kabul etmiyorum. Benim kayınvalidemin zaten kafası burada yok. Benim kayınvalidemin verdiği puanlara güvenme. Çiğ kokusu alıyorum dediği tabağa 5 verdi. Ve ben şok oldum ona 5 dediği zaman. Bana da aynısını söyledi. Bir saniye ben çok merak ediyorum. Bana çiğ olmuş tabağın diyerek 2 verdin. Aynı şekilde evet. Çiğ olmuş dediğin tabağa...
5 verdin. Bana diyorsun ya Gönül teyze. Hayatım. Ben yemek yapmıyorum. Yiyorum diyorsun ya, anlıyorum diyorsun ya. Ben de sana dedim ya, anlamıyorsun. Yapsan da yesen de yapmasan da anlamıyorsun. Hayır. Onu kabul et Gönül teyzeciğim. Bak o kavurmuş ama daha kavrulması gerekiyor. Seninki olmamış. Ya Gönül teyze. Peki benimkinde var mıydı? İkisi de aynı şey. Evet, çiğ diyor. Yoktu. Benim tabağımı bitirdi. Bak benim tabağımı. Ben hatırlıyorum kavrulmuş dedi oradayken. Kavrulmuş dediğini duyduğum için de daha da sevindim yani 5 aldım. Acaba bir rüzgar mı esiyor, Fatma rüzgarı mı esiyor mutfağımızda diye bir düşündüm şahsen. Günün kritiğini yapalım. Son nokta Çiğdem Sultanım'da. Açıyorum. Fatma'nın çeyizi. Bu çarşafı gördüğünüz gibi rengi de gitmiş. Bunların evet niye rengi farklı takım olmasına rağmen? Kayınvalidem verdi bunu. Deliği falan da var. Çok üstüne şok. Maksat beni rezil etmek ve başardın. Herkese merhabalar. Pazartesi günü salonumuza hoş geldiniz. Önce konulara girmeden sandığımı açıyorum. Bu hafta çok iddialıyız. Tam 14 altın bilezik sahibini bulacak Cuma günü. Dolayısıyla pazartesiden başlayan bir heyecanımız var. Burada olmak, bizimle yarışmak isteyenler de www.gelinimmutfakta.net ya da 0539 570 3707 başvurunuzu yapın ve şurada karşımda yerinizi alın şekerim. Ortada bir masa var. Çok güzel. Üstü örtülmüş. Merak ediyorsunuz evet, ne olduğunu. Evet. Sır gibi sakladık biz de zaten. Hemen konuma giriyorum. Biliyorsunuz aramıza böyle minnacık, tazecik bir gelinim katıldı. 22 yaşında henüz. Kayınvalidesi çeyizini henüz görmemiş. Neden görmemiş? Niye görmedi? Neden görmedi? Çünkü kendisi çeyizime bir şeyler almak istemedi ya da yapmadı. Bana soru sormadı. Neden görmemiş? Önce VTR'yi izleyelim. Sonra bakalım neler olacak. Buyurun. Fatma. Evet. Sen şimdi yeni evlisin ya. Evet. Sizin oralarda da çeyize önem verirler. Aynen. Var mıydı çeyizin? Öncelikle kayınvalidem hem evimi görmedi hem de çeyizlerimde ne var ne yok hiçbir şekilde bilmiyor. Şöyle hiçbir şey adetine göre yapmadı kendisi. Yani ben şaşırdım sürekli zaten biz hani bir çeyiz bir şeyler istiyorum beni ters tepiyor. İşte annene söyle annen alsın. Ben şaşırıyorum diyorum sen ne diyorsun? Zaten her şeyi annem almış, babam almış. Gelin kızınızın çeyizini görmemişsiniz sanıyorum. Görmedim, göstermedi nasıl yani? Çünkü. Allah sergilemedi, Allah. Yani göstermek istemedi. Aa. Evet. Adet gereği ailem tabii ki çeyiz istedi. Normal, haklısın. Aynen ama kayınvalidem elini dahi sürmedi. Gerginim ona karşı aslında. Sonuna düğün arifesinde bu konuda kendisinden çok soğudum. Gelini istemedi. Çeyizlerinde falan eski miydi çeyizlerin? Eskiydi. İnsanlara gösterip rezil olmak istemedi benim anladığım. Ben mi göstermedim? Evet sen göstermedin. Bana sordun mu çeyizin var mı? Sana çeyize bir şeyler alacağız. Sormam gerekmiyordu. Sormam nasıl gerekmiyordu? Gerekiyordu evet. Bana evini düzeltip çağırman gerekiyordu. Buna yani, gülerim. Sen benim hiçbir şekilde yanımda olmayacaksın. Çeyizimi sormayacaksın. Evimi sormayacaksın. Ben senin neden yanında değildim? Ne yaptın, ne ettin demeyeceksin. İki ay beni telefondan aramayacaksın. İki ay telefonlaşmayacağız. Ama sonrasında ben sana çeyiz göstereceğim. Neden gösteriyorum? Tamam göstermedin zaten. Neyime yardım ettin göstereceğim? Yani göstermedin. Çok neden hiçbir şey yapmadın mı? Bir gerginlik mi yaşadınız siz? Evet. Yani senin taleplerin oldu. Kayınvaliden de hiç yanaşmadı mı? Öyle anlıyorum. Asla evet. Dolayısıyla da birbirinize kızdınız. Ben de görmeyeceğim dedin. Öyle evet, bir şey evet. mi bu durum? Evet, evet. Şimdi şöyle kesinlikle düğün arifesinde iki ay yani iki ay düğünüme kadar süre var. Asla telefon açmadı, aramadı, sormadı. Ben zorla üstüne gidip de neden bak benim çeyizim bu mu diyeyim. Yani açmıyor derken telefon kızdım açmıyor çünkü, bana konuşmuyor. Neye kızdığını bilmiyorum bile mesela. Neye kızdın? Eşya konusunda biz bunun İzmir'e eşyalarını falan götürecektik. Çeyizlerinden haberim yok. Ama yani tuttuğum araç küçük olduğu için bana afra tafra yaptı.
Ben de afra tafra yapınca sen öyle yaparsan ben de seni aramam artık dedim. Meçhul izin de sormadım. Ama ben şimdi İzmir'e taşınıyorum. Şimdi tutulan araçı ben kamyon sanıyorum. Hani kamyon olmasa da ufak, onun bir ufağı olur. Kamyonla çeyizin mi var yani aslında? Yok, çeyiz derken koltuk, beyaz eşyasıdır, şuyudur, buyudur. Onları zaten ben getiriyorum. Onun dışında bana dedi ki işte araç tutulacak. Araç evin önüne bir geldi, küçük transit tutmuşlar. Ben Adana'dan küçük bir ilçeye taşınmıyorum. Ben Adana'dan İzmir'e taşınıyorum. İki vasıta yapamam. Şimdi onun üzerine haberim bile yok. Burada öğreniyorum, bu yüzden beni aramıyormuş mesela. Ama ben onun üzerine... Ama sen orada yani konuşmalarına dikkat etseydin ben de sana... Vallahi gayet de gelen şoföre de dedim ki yani. En son oraya onun yanına gidilecekti. Gidin kaynanama selam söyleyin dedim. Bu aracı tuttuğu için dedim. Çok selamı söyleyin dedim. Ben hiç aramadım bile. Ne diyorsun? Neden ya? Neden arayayım? Ama, minik geline bak sen. Dillere ama bak. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani sen benim çeyizim var demedin. Ben Kadirli'deki eşyalara... Bakaraktan araç hazırladım. Ya çeyizim toplasan bir bavul, iki bavul olsun. Yani olsun ama çeyizim var demedi için bana. Yani. Komik. Çeyizim var demedi bana. Çeyizim var demeyince ben de tabii çeyizi ki... Çeyizi sen de sorarsın şimdi... bir kaynana olarak dersin ki ya çeyiz yapılacak mı? İşte bizde normalde damat bohçası olur, gelin bohçası olur. Hiçbiri olmadı. Hiçbiri. Ben hiçbir şey adetine göre yapmadım. Çünkü baktığımda kimse beni alıp da işte hadi gel bak gelin bohçası hazırlayacağız. Sonrasında biz de damat bohçasını hazırlardık üstümüze düşeni. Ama baktım karşıdan hiçbir şey yok. Ben dedim ki ben neden damat bohçası hazırlayayım ki? Ben niye ailemi o masrafa birazcık sokayım? Birazcık kızlar bu erkek tarafıyla ilgili değil mi? Evet. Bizim evet. Buse yönetmen yardımcımız yeni nişanlandı. Ve bana geçen bir resimler gösterdi. Aman Allah'ım yani erkek tarafı ihya etmiş yani bizim Buse'mizi. Buradan teşekkür ediyorum. Birazcık yani acaba seninle mi ilgili bu durum Emine? Ya benimle ilgili bir durum var. Evet var. Ama yani kendisinin de bu kadar yapmasına gerek yoktu yani. Ben bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Sen bence neydi ya? Sende ne eksik var? Sen içinden ya mi gelmedin? Ya ben 4-4'lük yapamadım. Maddi sıkıntı. Evet maddiyat olarak 4-4'lük yapamadım. Çok affedersin. Biz de zaten 4-4'lük düşünmedik de istemedik de. Biz bazı şeyleri bilerek gittik. Zaten ben her şeyi eşim için yaptım. Benim ön planda olan kafamda eşimdi. Ne söyleniyorsun o zaman? Ama şimdi ben eşim için yaparken daha fazlası isteniyor. Yani annen alsın bilmem tamam ne. Da, bunlar, ben niye şimdi... ben yaparken daha fazlası isteniyor ki? Neden daha fazlasını Nursel yapayım? Hanım şöyle bir durum var. Ben dedim ki bak söyledim. Benim birikimim yok. Yani bunlar düğünde biraz acele ettiler. Yani Eylül'de falan yapılacaktı ama Temmuz'da yapalım dediler. Bu kısa sürede de yani ne hazırlayabilirsin? Zaten benim birikimim yoktu. Yok olunca elimden geldiğince yaptım. O da eksik kaldı. Tabii ki eksik kaldı. Ya zaten ben hiçbir şey istemedim ki. Diyemez ki bana sen şunları istedin de istemedim. Beni zora soktun diyemez. Çünkü istemedim. Kendinden ne varsa onu bekledim ben. Ama en ufak da örnek veriyorum, çeyiz ya bir bavul olsun, şimdi, hani ufak bir şey koysun derdi. Burada kayınvalidenin sana verdikleri mi var? Yok. Senin annemin senin kendi annenin evet. Verdikleri var. Kayınvalideden sadece aynen öyle. Beyaz eşya ya da koltuk yok, gibi şeyler. Yok, beyaz eşyalar da bizde. Oturma odasının kendisi. Yatak odası ya oturma odası. Ya. Bu çeyiz olayı çok önemli Türkiye'de. İlla hani böyle bir çeyizler serilir, kayınvalide ilgilenir, gider görür değil mi? Şimdi kayınvalidenin gidip almaması da zaten orada da söyledim. Tuhaf bir şey ama haberi olmamış zaten. Şimdi olanağım yok diyor. Evet, yani olarak o zaman da çok bir beklentiye girmemek lazım. Olanağı yoksa kadın nasıl yapsın? Zaten küçük yaşta evlendirmiş, oğlu evlenmiş. Anladığım kadarıyla zaten evlenmelerini de istememiş Emine Hanım. Hayır bir şey zaten beklememiş Fatma da. Emine Hanım da derdini de açıkça söylemiş de konu aslında bir şey alıp almaması değil. Bir evet. Otobüse gidip yani yarım elime gönül alma yani, kayınvalide olarak orada haberim ben olmadı dedi. Haberim arasın, olmadı dedi. Arasın sorsun işte ya ne yaptın kızım? İşte eksik olan nedir? Hiçbir şekilde demedi. Yani hani ya madem ben biz zaten bir şey beklemezken hani bari gönül al. Hani ara işte ne yaptınız, ne ettiniz, eksik var mı? Zaten biz sana demeyiz ki eksiğimiz şu. Hani çok şükür. Peki olaylar buraya gelene kadar annen neden devreye girmedi Emine Hanım'la? Annem hiç girmek istemedi. Annem siz kendi aranızda. Ben karışıp kötü olmak istemiyorum. Ben kızım için ne gerekiyorsa ben senin için yapıyorum. İşte damadımız için. Yani ben de onları çocuğum yani değil herkes dedi. Emine Hanım yapıyor. Yani herkes evladı için elinden geleni daha yapıyor. Daha teyzi hiç görmedin. Evet Fatma görmedim. Fatma da dedi ki kayınvalidem görmedi. Görmedim. Ben
Sizin önünüzde, Türkiye'nin önünde kayınvaliden benim çeyizime baksın istiyorum dedi. Bana göstermediklerini neden buraya çıkartıyorsun ki? Yani şimdi göstermek istiyormuş işte. Hayır, yani şimdi bana göstermiyorsan neden buraya getiriyorsun? Burada gör istedim. Bakalım mı? Bakalım mı? Merak ettim bu çeyizi. Ben de merak ettim bu çeyizi şimdi. Vallahi çok merak ettim. Hani bu kadar lafa çok güzel şeyler bekliyorum. Bakalım. Siz de gelin. Fatma'nın çeyizini kayınvalidesi şu anda bizimle birlikte ilk defa görecek. Şöyle yapalım mı? Nasıl, şuradan açalım? Tut ucundan şöyle. Yemek açarmış gibi. Ben vereyim mi size ucu? Gel aşkım sen de. Merak etmiyor musun kız? Bari şimdi merak et. Hiç öyle. Merak tut. Merak ediyorum. Çok önemli. Açıyorum. 3, 2, 1. Fatma'nın çeyizi. Açtım. Ay, dur bakalım. Tek tek inceleyelim. Klasik meşhur tüylü terliklerimiz. Yanıma gel. Yanıma gel. Kızgınım. İncele ince. Ya yani benim görmediğim şeyler burada gösterdiği için kızgınım şimdi ama. Şimdi gör. Ama orada görseydim. Keşke bir şeylere katkın olsaydı da görseydin. Gel deseydin ben de giderdim. Çeyizin var mı deseydin ben de gel deseydim. Dur, mesela. Daha yumuşak olacağız. İnceleyelim birlikte, gel. Annesi neler yapmış? Hazır avlu. Kız hazır. Konuk gibi durma. İncele. Hazır avlu Mürsel Hanım. Hazır almış. Hazır, evet. Bir dantel mi yapsaydı yani? Bir iğne oyası, bir dantel istedim. Tamam, havlular sınıfta kaldı. Bu ne? Gecelik. Senin gibi minicik. Çetikler. Bir, iki, üç, dört, beş. Burada bir bebek yeleği var. Anne hemen işleri. Bebek istiyor herhalde. Bir de kız herhalde. Örmüş onu da. Bebek şeyleri. Evet. Çarşafları. Ovunma bezleri. Klasik. Lif. Lifler. Aynen işiyor. Aynen var, karan yok. Aynen işiyor. Bak şunları ben bayılıyorum. Bunlarda o kadar güzel emek var ki gerçekten bence çok tek değerli şeyler. Evet. Anneciğin bak nasıl. Hayır, ölmüş. Eşarplarımın da bakar buraları. Mısın? Bak. Bölge. Şuna bak. Elemeyi. Bence şunlar çok güzel. Emekli yani. Konuğumuz da öyle Fransa'dan geldi. Çeyizin onunla hiç alakası yok. Hala bakmak istemiyor. Kızgın olduğum için olabilir. Gözlerini aç ve bak lütfen. Bunların hepsi, bu oyaların hepsini de annem nerede, yaptı nerede? Bu arada. Şunlar. Şal nerede? Şal şurada bakın. Şurada siyah bir şal var. Ha. O şapka. Şapka. Burada bir şapka. Bunu ne yapacaksın kız? Şapkamız. İşte. Ne yapayım, kaynanası ilgilenmiyor. Ben bari takayım. Evet. Kaynana olunca kullansın diye yapmış onları. Evet. Çok yakıştı Nursel. Bence onlar size zaten, biliyor musun? Güzel. Evet. Yani bilmiyorum işte. Çok güzel oldunuz. Ay, Türkan ablaya benzedi. Bir tane Türkan ablamız vardı ya bizim. Tamam. Başka? Yağlıklar var, eşarplar böyle. O ya. Bunları annen mi evet, yaptı? Evet, annem tek yaptı. Tek tek annen aynen. yaptı. Sen şu an bozuluyor musun bununla? Evet, bak, bozuluyorum. Çok enteresan. Hazır çarşaf. Yok, bunlar hazır değil. Bunları annem yaptı. Bunlar hani bizim bu yörenin şey, oranın ulama falan. Keşke siz de yapsaydın, sizinkini de gördüm. Yalan bir şey. Bu tüylü terlik birisinin miymiş, yeni mi bu? Nasıl ha, yani? Sanki yeni. Ne bileyim, hani uyumlu değil ya bu pembe, bu şey. Ya onu öyle almış annem. Ben de normal hani saten gecelik şu an kullanmadığım vardı. Onu getireyim dedim. Tamam. Yoksa ona uygun kırmızı peki, var. Şurada bir işleme. İşleme var. Orta set var içine. Yani ben şey aradım şahsen. Dantel. Ne yalan söyleyeyim. Danteller aradım. İğne oyaları. Yani evet, bir danteller istedim. İğne oyası. Sen, sence ne eksik var? Bu muymuş görmediğim çeyizin diyor musun masa şu an? Masa örtüsü bile hazır. Şimdi ben size bir şey söylemek istiyorum. Bir itirafta bulunacağım. Belki kızabilirsiniz de aslında ama. Bu çarşafı gördüğünüz gibi rengi de gitmiş. Bunların evet niye rengi farklı takım olmasına rağmen bir güneşten kere? Güneşten ya da kullanılmasından, hani yıkanmasından sürekli. Kayınvalidem verdi bunu bana. Ama kendisi istedi. Ben asla. Yenilerini alırım dedi. Şimdi şöyle yaparsa bunu daha önce götürdü ama. Şimdi yani evdeydik. Çeyizinden falan şey değil. Şeyi anlamadım. Bir tane bir şey verdin. O da bu çarşaf. Hayır, aynen. Bir tane vermedim. Çok verdim. Ama ne bir tanesini verdi? Getirmiş. Yani bir tane de sarısı vardı, gerek takımı. Duymadım aynısı diye. Bunun aynısının sarısıydı, o da aynıydı. Bir de küçük. Tek kişilik. Aynen.
Kullanılmış şuralar, bir şeyleri evet, evet, şey. Hayır, kullanılmış şeyi kendisi istedi ama. Ben yenilerini de aldım. Yenisi de var. Bakın deliği falan. Ay. Ay. Tek kişilik. Ay neden istedin? Bu tek kişilik evet. Hemen söyleyeyim mi? Şöyle. Daha önce istedin ama sen onları benden. Şu an. Çeyiz için istemedim bunları. Hani normal evde kullanayım. Tek evlenmeden kişilik. Önce. Evet evet yani şey evlenmeden değil. Evlenmeden önce bir de. Tam evet. Tek kişiliği ne yapacak? Ona evliler iki. Hayır bu çeyiz hayır, değil yani değil. Yalan söylemesin. Ya, bu çeyiz mu? Diye vermedin. Sana şöyle söyleyeyim. Şimdi biz oturuyorduk hatta görümcem de şahit buna. Biz oturuyorduk. Dedi ki gel dedi bazanın altına bakalım. Bunları gösterdi. Bunları dedi, vereyim mi dedi. Seccade. Ben o de seccade. Şimdi o vereyim mi derse ben ne diyebilirim ki yok desem ayıp olacakmış gibi hissettim. Ya. Tamam dedim Emine teyze koy dedim. Emine ver teyze dedi. Mi diyorsun sen? Evet. Anne demiyor musun? Yok hayır. Aa! Şok üstüne şok. Ya, çok enteresan ya bir gerçekten. Şimdi senin kayınvalide yani o... Vermemiş de sen bunu istemişsin. Aynen ama şimdi kendisi teklif ettiği için ben de mecbur tamam demek durumunda. Ama ben yenilerini aldım. Yani yenileri var. Sırf bunu hani dedi ki evlenmeden önceydi. Bu çeyizle falan giden bir şey değil yani. Rengini mi beğenmiş? Çeyizle neyini beğenmiş? Bu. Hayır çeyizle gelmedi. Önce yolladım. Oğlumun çamaşırlarıyla birlikte hani lazım olur diyerek gönderdim. Bunu ben çeyizliğe yollamadım yani. Bilmiyorum ben burada duydum. Hani ama ayrı bak, evde kaldığı için. Yine de laf söylüyor ya bak. Evet. Vermeseydin bu verilir mi? Boş ver. Niye verdin bunu? Bayağı şuraları şey olmuş yani. Sararmış, evet. Delinmiş. Şey, oğlunun kullandığı çarşaf. Evet aslında bu? Yani evde pardon oğlumun kullandığı derken. Yani bazaya seriyordu işte görüyordum ben. Hani ben tek evde kaldığı için o zaman çamaşır yollarken yolladığım bir şey. Bu kendine çeyiz diye yolladığım bir şey değil yani. Bunu görmüştür dediğim ne? Eve girer çıkarken bunu mu gördün? Bazanın tabii üstünde. Ben görüyordum. 3 yıllık ilişkim var sonuçta. Evlerine gidiyordum. Bazanın üstünde kullanılan... falan görüyordum bunları. Evet, sen evet. İstedin mi bunu istemedin? Ya istemedim. Tabii ki istemedim. Ay istedin mi? Kendisi yani bazanın altına açtı. Ben onu niye vereceğim? Dedi ki bunu vereyim mi? Yani o an için, şeyde kullanmak için, tek kişilik. Ben çözemedim sizi biliyor musunuz? Ben çözdüm birazcık. Ha çözdün mü? Dur bana da söyle o zaman neyi çözdün? Şurada bir seccade var. Evet, o da annem işlenmemiş hazır. Hayır ya, annem yaptı. Tamam da yaptım. Yok, makineyle yok canım bu etemin, patchwork mü bir şey diyorlar buna. Hayır etemin oluyor mu Selam? Kendisi tek tek işlememiş. Yani birazcık şey zayıf gözüküyor şimdi benim gördüğüm. Ben çok çeyiz gördüğüm için. Yani şimdi şöyle dantel de annem. Benimkinin çeyizliği bile değil. Ne diyorsun çeyize gördüğün kadarına? Bir şey kaçırmış mısın? Çok şey. Kaçırmış mısın? Evet. Ha? O neymiş? Bu ne? Hazır mısın? Kenarları ortası. İşlenmiş. Ha. Kısmı geçmiş. Kenarları işlenmiş mi? Evet. Yok ayol bu hazır. Ne işte hazır ya. Makineyle dikiliyor bunlar. Hazır oluyor. Makineyle dikiyorsun. İşlenmiş olmuyor da yani. Dükür dikilmiş oluyor. Aynı şunun ben, gibi Nursel Hanım. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben bir söyleyeyim çatlayacağım. Ben çatlayacağım. Her şey toplama gibi hiçbir takım göremiyorum. Eve serilecek. Hiçbir şeyin yok. Yani buna çeyiz deyip buraya bence getirmeye zahmetinde bulunmasaydın daha iyiydi. Ben göstermek istedim. Kendisi de görsün istedim. Yokmuş yorumları zaten. Da duysun istedim. Yokmuş. O neymiş? Bu ne? Belki her şey bu tek. Ne? O da perde yıkamalık. Nasıl? Perdeyi içine koyuyorsunuz, yıkıyorsunuz. Perdeleri içine koyuyorsun, öyle yıkıyorsun. Allah Allah. Nitelim ben bunu ilk defa ilk böyle defa bir şey görüyorum. Ben yok. Bunları çeyiz bunlar deyip buraya şey getirmem. Bakın asla. İp perdeler için. Bunlarda of. Ne bir adam akıllı iğne oyası var ne bir işleme etamin şey var. Ay bunu dantel zannettim. Bu da naylon. Değil. Göstermemekle çok iyi yapmış. Şöyle haklı, de evet. Bir sehpa örtüsü. Şimdi hazır, gerçekten naylon. Ben bunun neyini naylon gösterebilirim naylon ki kayınvalide? Bunu gösterme evet. Burada bir çeyiz yok. Kalma beladan kalma malzemeler. Baksana. Her şey ben bir tane. Ben yine de olanı getirmek bu istedim. Bak. Görsün istedim. Hayır. Beğenmedin mi? Hayır, bu el işi. Ben bunları zaten çeyizle eve almam. Ben bunları evden ayıkladıklarım. Anne ben bunları kullanmam, bunları sen al. Ya işte ben canım, de ne çeyiz vardı? Herkesin zevki değil mi yani? Ha? Herkesin hiç zevki mi? Değil. Burada çeyiz yok bakayım. Şu an. Şu an gördüğümüz şeyler... Ay bir tane dantel buldum bir değil. Dakika. Hayır dantel değil o. Yani örmüş ayol. Yapıldı. Hayır hazır. Hayır o elle yapıldı. Hayır, o dantel o. Hazır değil. Hazır değil gözümden bakınca örneğin. Bilirim yani. Bunu örmüş kadın ama evet. Bu da eski. Eski işte diyorum. Birinin evinden toplamışlar gibi. Yani yeni değil kesinlikle. Evet. Benim çeyizimden var öyle. Evet. Benim çeyizimde. Şimdi sizin aranızdaki şeyi anlayamadım ben bizim ya. Bizim aramızda çok zaten bir çekim oldu şeyde düğün arkasında. Onlar, biz normalde çok çok iyiydik.
Düğün arifesinde ben bu tarz şeyleri gördüğüm için sırf bunları da bu yüzden göstermedim. Neyini göstereceğim ki dedim. Yani neyine gelip bakacağım. Niye getirdin buraya? Hani belki kendi biraz bir şeyler yapsaydı daha farklı bir şeyler olurdu burada. Ama ben ya da hatta herkesin önünde görsün diye dedim ki götüreyim, ya, söyleyeyim. Madem öyle maksat, görsün dedim. Maksat beni rezil etmek. Şimdi bunu maksat beni rezil etmek ve ay, başardı. Yok bence başardı. Yok öyle düşünme. Bir şey diyeceğim, hiç öyle düşünme. Bu çeyiz sonuçta kendi annesinin hazırladığı. Tabii ki aynen öyle. Yani, sen burada bir şey hazırlamamışsın ki sana demiyorlar kötü diye ya da ben bunları başka yerden alamadım. Hazırlamadım. Yani ben kabul ediyorum. Hazırlayamamışsın yani. Evet, evet durumun yok. Ben de bir beklentiye girmedim. Yani bu da beklentiye girmedi aslında. Büyük eşyalar alınıp... Aranızdaki gerginliği unutup söyle. Kızın çeyizini beğendin mi? Annesinin hazırladığı çeyizi beğendin mi? Ya beğenmedim. Şimdi beğenmedim ama ben kullanmayacağım sonuçta. Kendisi kullanacak. Ben eşyaları alırken de bak gidip karışmadım. Kendisi gitti tek başına aldı. Yani kendi gelinimiz zevki, fikri... Gelinimiz birazcık fazla bilmiş ha? Öyle. He? Azıcık. Değil mi? Kayınvalidemiz çünkü böyle ne yapacağını şaşırmış durumda şu anda. Kız hemen çeyizi getirdi. Dolandım. Önümüzde tüm Türkiye'nin de serdi. Biz de çeyizini gördük. Güle güle kullan. Teşekkürler. Güle güle kullan hayatım. Yani rezil etmek değil bence. Yok, amaç orada bir kırgınlık olmuş. Sonuçta. Şimdi bizi de samimi bulunca. Yani ben yapamadığım için... yapmadığım için. En azından gidip görebilirdin ama. Arayabilirdin. Evet, en kötü. Aynen. En azından yani hı-hı, madem öyle yapamadın büyüklük gösterip atlayıp otobüse gidebilirdin. Doğru. Kesinlikle. Sen doğru de göstermesen de olurdu sanki. Şimdi şöyle düşünün. 3 yılda sadece bir kere gelmiş benim evime. Sonrası aa, nişan işte isteme. Onlar zaten mecburi. Konuşacağız bunların da ben tamam, gitmeyene değil hı-hı, neden gitmediğine de bakarım. Tabii bakın. Hiçbir tabii şey bakın, tek taraflı olmaz. Çok konuşacağız. Konuşacağız. Ne annenin adı? Seher. Seher Hanımcığım çeyizinizi gördük, sergiledik. Çok beğendik. Ellerinize sağlık. Hiç el olmamış, emeği var bir sürü. Evet. Beğenenler, beğenmeyenler annen zahmet etmiş, evet, almış tabii sonuçta. Ki. Daha bir kızın yani saygı önemli duyarım ben asla. Ellerine sağlık. Gerçekten saygı duyarım. Bir tane ha, anneler kızlarına hı, en iyisini yapar. Elinden ne geliyorsa yapmış kadın. Şimdi evet, yapacak hiçbir şey yok. Süper. Anonsumuzu da birlikte yapalım. Çeyizimizi de gördük, rahatladık. Sen de evet, görmüş ben de oldun. Rahatladım. Son tadımı yapıyoruz, günün noktasını koyuyoruz. Fonksiyonel masamız şu anda yemekler için hazırlandı. Çiğdem Sultanım da son noktayı koyar. Şovunu da yapar. İnşallah. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Biraz zor isteyeceğim. Su iç yardımcı olsun. Gitti kadın. Vallahi bu olacaktım. Öldürecek bu gelinler beni. Gerçekten öldürecek bu gelinler o kadar beni. Ne oldu? Bunun kıymasından hiçbir tat alamadım ben. Altını kurutmuş. Hmm. Kıtır 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 yedim ben. Yani fazla kıtır olmuş yani. Hmm. Üstü beyaz kalmış. Altı yanmış gibi olmuştu. Tat yok, sadece tereyağı tadı aldım. Üstünden tereyağı ve yoğurt tadı aldım. Sarımsağı tamam. Güzel olmuş, tadı vermiş yoğurda yani. Yoğurdu tatlanmış. Hamuruyla ve kıymasından hiçbir lezzet alamadım. Yoğurdular, açtılar evet, onu. Evet ama biraz böyle yaman olmuş. Hmm. Böyle... İnceye açmış mı bari? İnce, açılması... İnce de Nursel Hanım kurumuş anlayamadığım bir şekilde kupkuru. Çok, tamam. Bunu çok beğenmedim, hiç beğenmedim. Peki, bunu. İkinci tabağımız... Bunun hamuru daha iyi olmuş. Daha yumuşak, daha rahat tutabildim. Ama yoğurdunda hiç tuz yok. Lezzet olarak kıymalarından lezzet alamıyorum. Neden alamıyorum onu da anlayamadım. Nursel Hanım, yani hiçbir lezzet yok. Hamuru daha yumuşak olmuş. O kıtırtı yok ama tuz oranı olmamış. Yani ayarlayamamış yoğurdu. Mesela onun yoğurdu daha lezzetliydi. Bunun yoğurdundan hiçbir lezzet alamadım. Sarımsak tadını da çok alamadım. Sadece hamuru yumuşak olmuş. Hiçbir lezzet yok. Mesela baharat tadı alamadım.
bir yavan yavan yani. Evet böyle. Zaten mutsuz oldun yani. Evet evet yerken de mutsuz oluyorum. Evet 2'de 2 beğenmedik ve 3. tabağa geçiyoruz. Hepsinden rahat bunu yuttum. Hmm. Bunun hamuru güzel olmuş. Yani böyle gitti su ihtiyacı hissetmedim bunda. Hamuru da ince olmuş. Şekil olarak da güzel. Yani şu 3 tabak içinde şu ana kadar 4. yiyemedim henüz. 3 tabak içinde en rahat yiyebileceğim tabak bu oldu. Kıvam, hamur kıvamı, kıymasının lezzeti de var. Ama şöyle diyeyim, bav değil. Peki. Yani değil. Ama baharat tadı falan hepsi damağımda kaldı. Tamam şekerim. Günün son tabağına geçeriz o zaman. Bunu hiç beğenmedim. En beğenmediğim bu oldu. Ha? Ya onları da beğenmedim aslında. Ama bu tamamen hamur. Sana bir hak versem bugün, sıfır kullanabilirsin desem, hepsine şöyle. Sıfır mı verirsin? Ben şuna sıfır veririm, bunlara bir veririm. Peki. Ama şu anda tabii sıfır olmadığı için biri buna kullanacağım. 4. tabak 1 puan. 2 kullanacağım. 1. tabak 2 puan. Buna da 2 kullanacağım. 2. tabak 2 puan, 3. tabak 5 puan oluyor bu durumda. Yani 2 tane 2'n var. Hiçbir şekilde beğenmedin tabakları. 5 verdiğini de beğenmedim, çok beğenmedin. Tamam açmaya başlayalım. Tutalım lütfen kenarlarından. 2 puancık pazartesi günü bu hafta 14 bilezik var. Çok can sıkıcı bir puan bakalım kime gitti. Da görelim kime gitmiş. Korkmadan da açacağım. Melike. Gerçekten beni şaşırtmıyorsun Çiğdem teyze. Hiç şaşırmıyorum ya. Neden? Yani hamuru ince diyorsun. Nesi özleşmemiş? Yutamadım. Nesi özleşmemiş? Hiçbir şey olmamış. Hiç sen onu yutamadın değil ki. İlkini yedin, birincisini yedin. Onu yutamayıp su içti. Hepsi onu öyle. Gayet de güzel yuttun yani. Hiçbiri de olmamış. Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Şaşırıyorum diyorsun ya. Asıl ben size şaşırıyorum. Hayır hiçbiri... Günlerdir yemek yapıyorsunuz. Hepiniz kaç yıllık evlisiniz. Ha bunu mu çıkartıyorsunuz karşımıza? Benimkisi bu çok güzel. Bu tabaklar mı çıkıyor benimkisi karşımıza? Benimkisi gayet güzel. Sana göre güzel, bana göre değil. Size göre sen zaten hiçbir için zaman ya, tabii güzel ki, olmuyor. Sen yapıyorsun ya tabii ki savunacaksın, güzel diyeceksin. Tabii ki. Olmadığını sen de o kadar iyi biliyorsun asla. Ki. Asla. Siz gelin şurada bunları biz yapalım, bizi tefe koyarsınız. Siz yapamazsınız. Siz yapamayız zaten. Ben zaten böyle bir şey yapsam buraya bakın, gelmem. Çiğdem teyzeciğim, siz bu mutfakta yarışamazsınız bile. Öyle mi? Evet. Bir deneyelim mi? Seninle ben hepimizle yarışırım burada. Güzelim. Asla sen kafana takma. Çünkü buranın vermiş olduğu atmosfer bambaşka bir atmosfer. Yok. Alışmadınız mı bu atmosfere? Ben çok iyi alıştım. Bir atmosfer öğrenmişsiniz, bir de emek öğrenmişsiniz. Hayır, ben onu el açması açtık. İp incecik de açtım. İnce. Ve kıyması, bütün baharatları da gayet iyi de özleşmişti. Hı, yani siz onu yediniz zaten. İlki yediniz, dediniz ki ben bundan bir tat alamıyorum dediniz. Evet. İkinciyi yediniz, ben bundan da bir tat alamıyorum dediniz. Üçüncüyü yediniz, bu bir tık daha iyi dediniz. Hı hı. Dördüncüyü yediniz, bu hiç olmamış evet. dediniz. Yani zaten sizin ağzınızın tadı olmamış bir benim kere. Ağzımın tadı gayet iyi. Ağzınızın tadı olsaydı eğer hı, mutlaka... Sana beş verirdim, hayır, hayır, bak öyle demiyorum. Öyle demiyorum ben. Öyle diyorsun. Ağzınızın tadı olsaydı en azından biri yediğiniz zaman biz direkt çünkü kıymayı alıp tavaya koymadık. Onu bir soğanla özleştirdik, hı. baharatlarını attık. Ona bir çaba verdik, onları özleştirdik. Mutlaka ufacık da olsa bir tat, bir lezzet insanın ağzına gelir. Ki gelemiyorsa bu insanın ağzının tadının olmadığını gösterir. Sana öyle geliyor. Kurutmuşsun içinde, ne soğanını bırakmışsın, ne malzemesi diyor. Özleştirdik, özleştirememişsin. Özleştirsen, o kadar kurutmazsan o lezzeti verebilirdim belki ama sen Melike zaten yemek yapmayı bilmiyorsun canım ya. Evet, gerçekten bilmiyorsun. Kuruttun dediğin bak, o aslında, çıtırlık, bak, çıtır. Bunlara bir verecektim,
Şu daha kötü olduğu için ben bunları iki kullandım. Bundan da emin olabilirsiniz. Bakın yani. Siz kuruttunuz diyorsunuz hani, ya. Bu bir tık daha ondan farklı olduğu için bu iki tabaklar. Bundan bir tık daha farklı olduğu için iki. Eğer bu tabak normal çıksaydı size bir verecektim. Kimin olursa olsun o iki tabak. Şimdi siz kuruttunuz dediniz ya, ben oraya çok takıldım. Kurumuş olan mantı yanar. Kızarır. Hadi devam canım, edelim. Canım öyle kurutmamışsın. Bak şimdi anlatacağım. Boş ver, verdin zaten puanını. Senin gelinin de değil. Verdin gitti. Valla gelinim de olsa ben bu tabağı verdim yani. Ne İkinci iki puan senden kime gidiyor? Bu tabağı hiç beğenmedik. Yine de iki verdik. Bir puan bir puandır. Aç görelim. Tuğba. Hiç hamur... şöyle söyleyeyim en başta. Beni tanıyorsun. Benim gerçekten tabaklarımı tanıyorsun. Tabağını mı tanıyorsun? Evet, tanıyorsun. Seni tebrik ederim. Teşekkür ederim. Evet. Öyle görüyorsan öyle olsun. Vallahi tanıyorsun çünkü... Öyle diyorsan öyle bana, olsun. Benim tabağıma geldiğin zaman yüzünün şekli bile değişiyor. Demek ki güzel yapamıyorsun. Neden? Ben bugün 5, 3, 3... Bir tane... Ben... Bak, bir herkesten bir alsam Çiğdem abla dönerim derim ki... Demek ki yapamamışım bugün. Ben herkesten 5 aldığım gün de senden bir aldım. 5 mi aldı bu tabak herkes? Evet. Bugün. Herkesten 5 mi aldın? Bir tane 5, iki tane 3 aldım, bir almadım. Ben de 2 vermişim. O 5 verenin de ağzının tadı yokmuş, anlayamamış. Ya bir şey söyleyeyim. Gerçekten. Senin gelinin hariç herkes mi sizi yemek yapıyor? Yavrum bak bunu anlatamıyorum ben size. Ben burada buradaki gurme sen isminizi... misin? Herkes zamanına göre lezzetli, evet, göre puan demek vermiyor. Demek ki onun zamanına göre de muhteşem yapıyor. O zaman bana neden göre... Neden ona saygı duymuyorsun? Senin duymuyorum, söylediğin geçerli oluyor. Neden duymuyorum biliyor neden? Musun? Burada o kadar yanlış puanlamalar yapıyorlar ki yapamayan yemekleri kendileri evet. ifade ediyorlar bunu evet. zaten. Gelinim yapamamıştır, 5 veriyor. Evet. Ben onların damak zevkine nasıl evet. inanayım? Evet. Nasıl inanayım? Hiçbir zaman öyle denen bir tabağın altından 5 olarak çıkmadı. Nasıl inanayım ben bunların damak zevkine? Söyler misin? Ben de diyorum ki. Ben beğenmediğim zaman diyorum ki beğenmedim. Tamam. Beğenmedim ama bir tane 5 kullanmam gerekiyor. Evet. Onu kullanıyorum. Evet. Yok illaki benim gelinim güzel yapmış. Ben aradaki ufacık bir fark arıyorum damağımda olmayan tabaklarda. Tamam. O ufak farkı yakaladığım zaman o tabağı ben de senden mi? De çıkabilir. Melik dün yakaladım, Melike'den evet. çıktı. Ben... Ondan önce yakaladım, senden çıktı. Ne yapabilirim yani? Ben aradaki... Ben gelip de orada hani... Ay gelinim kötü yapmıştır. Kesin bu evet. benim gelinimdir deyip evet. peş vermiyorum yani. Ben de diyorum ki Çiğdem abi bir es ver ben de anlatayım. Hiçbir zaman kötü yapmıştır deyip denen bir tabağın altından çıkmadım çok şükür. O şekilde o şekilde hiç beş almadım. Almak da istemem, hiç de sevinmem. Ben onun için bu kayınvalide. Ama bugün dedim. Senin gelinin öyle bir tabağın altından çıktı. Gelinim zannediyorum deyip 4 verdi. Kim? Evet bugün Elif öyle ama hiç sevinmiyorum aldığım 4 puana dedi. Çünkü kötüleyip 4 verdiniz tabağıma dedi. Ya gördün mü? Olabilir. Ben öyle bir tabağın altından çıkmak istemiyorum. Ben kendi kayınvalideme bakarım canım. Bilemem, o sizin sorunuz. Yani hani güvenmiyorsun diyorsun, ben onun için güvenmiyorum, evet, kayınvalidelere. Bugün kayınvalidelerin tadımlarını ben hiç beğenmedim ya. Ben vallahi de. İtiraf edeyim. İnan ki enerjinizi de katmadınız. Yani ilk tabakta insanın morali bozulunca, ya gerçekten ben bu mantıyı çok güzel bir mantı bekliyordum. Şey ilk tabağı yedim gördüğünüz şekerim, iki yudum suyla içti. 50 dakikada yapıyorlar. Evet. Sonuçta hamur yoğuruyorlar, evet, açıyorlar. Evet. Ama işte güzel bir şey bekliyorum o 50 Şimdi, dakikada. Şimdi o pişmemezliği bir kenara koyup aslında değerlendirmeniz gereken hiçbir şeyi değerlendirmediniz bence. Tutalım. Son tabağımız ya gelinimiz 5 puanı alan ya da yeni gelinimiz Fatma. Fatma ise olay. Bir verdiğin içlerinde en beğenmediğin, yani yemeseydim keşke dediğin bir tabak. Bakalım kimin çıkacak o bir verdiğin. Açıyorum. Açıyorum. Fatma mı? Kendi gelinimiz mi? Aç da görelim. Fatma! Bu tabak Allah. Yani Elif senden mi çıktı? Nesi var tabak? Elif, beni annem ararken yemin ederim şansına 4 aldı. Gerçekten herkes bunu kabul etsin. Benim çünkü yapamayabilirim, şey yapabilirim ama annem de beni yerdi. İşte sen dedi yapamazsın normalde, yapamayana diye verdi Elif'e. Yapamayana diye verdi, o da şansını aldı. Sen de şimdi
Tamamıyla buna bence ben şansına verdiğini düşünüyorum. Çünkü onunki de hamurdu. Hayır hayır, hayır. Onunki güzel. Hamur asla. Anne ya. Biz gördük. Aşkım ya, yediğime de inanacağım. En son adım ya. Yediğime de inanıyorum. Kaymak gibi kaymak nasıl, nasıl bir kavruk? İçi kavruk, ondan aldı. Evet, ona lezzetli geldi. Evet, baharatı geldi ağzıma, hamuru kaydı. Sizinkileri yutamadım. Ben şimdi kavurduğum tabağı tamamen hamur. Allah Allah. Evet. Hanımlar. Tamamen hamur. Gelinlerim, ayağa kalkalım. Günün son noktasını koymaya geldim. Biliyorsunuz bu hafta 14 altın bilezik için yarışıyorsunuz. Melike ve Tuğba geçen hafta cuma günü kuraya kaldılar. Üçer bilezik aldılar karar veremedikleri için. 4 altın bilezik de bu haftaya kaldı. Bu hafta o yüzden çok önemli. Bu durumda eğer hazırsanız böyle önemli bir haftanın ilk gününde en yüksek puanı alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin... Çeyrek altını kazanan gelin... Tuğba! Çok, bu şok yaşadım da ben de. Ay bu şoklar çok güzel. Ay, yine biz yaşayalım. Çok sen de tam yıldız gibi giyinmişsin evet. Bugün. Al şekerim. Teşekkür ederim. Kutluyum. Ben şok yaşadım bana. Çünkü gerçekten mantığıma göre. Cuma'yı altınla kapatıp altınla devam ediyorsun şekerim. Hadi bol şanslar. Gel şekerim. Gelin. Allah Allah, nasıl bir hafta olacak çok merak ediyorum. Yarın aynı saatte ve daha güzel bir enerjiyle buradayız. Hoşça kalın. Çek. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta. Gelinim mutfakta. Bugünün puan durumu şöyle. Tuğba 18 puan, Fatma 17 puan, Melike 9 puan, Elif 9 puan. 7 yıl önce eşimi kaybettim trafik kazasında. Çok bekledim. Gelecek diye bekledim. Yokluğunu en çok ne zaman hissettiniz? Çocuklarımda hissettim. Ben bunları nasıl büyüteceğim? Çok kötü bir şey bir kadın. Ben aynı işe girdim. Babamı kaybettim. Şu an neredeyiz ben? Yaşıyordum yani.